Merhaba Cansel Hanım. Merhaba hocam, sizi görmek ne güzel. Nasılsınız? Evet, çok teşekkürler. Sizi de öyle. Sağ olun, vakit ayırıyorsunuz. Biz çok mutluyuz. Üniversitelerle bir araya gelmek bizi mutlu ediyor. Evet, siz kendiniz de gençsiniz maşallah. Değil hocam. Öyle mi? Gençsiniz canım, görün şöyle. 40 yaş. Bu sene doğum günümü 40 yaşımı 40 yaş kutladım. harika bir Muhteşem, yaştır. çok beğeniyorum, çok mutluyum. Çok 50'si var, heyecanlıyım. 60'ı var bu işlerin. Harika. Deneyim almak güzel bir şey hocam. Ben seviyorum. Evet, bence de öyle. Yani hiç önemsemiyorum kaçımıza girersek girelim. Yeter ki sağlıklı olalım, afiyetli olalım, mutlu İnşallah, kesinlikle. olalım. Kesinlikle. Yaş aldıkça insan daha az şeyle mutlu olmayı da öğreniyor. Aynen. Olgunlaşıyoruz çünkü. Evet, kesinlikle. Bir tane de böyle bir program yapalım bari. Çok Gençlere çok zevkle. lazım. Çünkü çok Zevkle. mutsuzlar, çok mutsuzlar. Ah, yani ben Hayat boş start olur. telekom içerisinde de şey yapıyorum. Startta yeni işe girmiş arkadaşlarımla bir araya geliyorum. Anlayabiliyorum onları. Ama elimden geldiğince de destek de olmak istiyorum. Biz de genç olduk diyorum ama böyle deyince de biraz simadan kaybediyorum. Diyorum ki hayır, 40 yaş. Ya, heyecanla 50'yi bekliyorum falan diye şaka yapıyorum. Yaş almak güzel. Güzel güzel. Bence de öyle. Mutluyum ben de. Harika. Siz okula gittiniz, değil mi? Ben mecburen okula gittim. Azizliğine uğradım. Çok komik oldu. Tam Türk Telekom'a ağırlarken. Evet, çok Telekom ben de çok mağduru üzüldüm. olmak. 3 Çok gün ya. üzüldüm, Hiç inanın. olmayan bir şey oldu yani. Ya ilgili arkadaşla konuştuğumda bizim evde de benzer bir durum var. Mecburen bekliyoruz biz de dedi. İnşaatlar var. Muhtemelen onunla ilgili. Evet, Yani sanırım. inşaatlara yönelik bir çalışma olabilir. Olabilir. Gözde Hanım gelecek değil mi? Gelecek, gelecek. Tamam, daha 7 dakika var. Gerçi Tabii. de. Mecburen bekleyeceksiniz birbirinizi. 2 saatinizi alacağız en az. Hiç sorun değil. Ben hani Gözde'yi de dinlemek isterim. Bağlantı Tamam. kurabiliyorsam, bir yandan da eğitmen tarafım da var benim. O yüzden o bağlantıyı Çok kurabilirsem güzel güzel. olur. Akış keyifli olsun istiyorum. Arkadaşlara fayda verelim. Irmak'cığım sen de kendini göster. Merhabalar Merhaba. Cansel Hanım. Irmak'la yazışıyorsunuz ama görmediniz. O asistanımız, araştırma görevlimiz bölümümüzün. Irmak Benim... Hanım'a şeyi sorayım ben. Hocam sınavla ilgili, sorularla ilgili bir şey söylemişti de detayı tekrar bir sözlü olarak alabilir miyim? Onu sunumdan sonra sınavı da gönderelim. Tamam. Şimdi biz öğrencilere yaptığımız program içinde mesela 2 tane soru belirliyoruz. 5 seçenekli olmak üzere. Hani sertifika programı sonunda tüm bölümlerimiz bitince sınav olacak öğrencilerimiz. Tamam. Onlara o şekilde soruyoruz. Tamam. 5 seçenekli hazırlarım ben de. Teşekkür ederim. Sağ Gözde olun. Hanım göndermiş galiba, değil mi Irmak? Evet. Tamam. Fakat sınavlar var. Yani yoğun bir sınav programımız var. Bir haftaya sıkıştırılmış. Umarım gelirler. Saat uygun gibi ama. Irmak, bunlar kaydediliyor baştan itibaren. Evet hocam, girildikten itibaren kaydediliyor hocam. Evet, güzel sohbet ettik hocam. Sohbetimizi de önemli oldu arkadaşlar. Yok ama bunu herhalde paylaşmıyoruz, öyle mi Irmak? Hocam bilgi işlemde duruyor bu linkler. Hani herhangi bir şekilde paylaşılmadı şimdiye kadar zaten. İstek olursa belki. Evet, istek olursa belki. Yanıma da suyumu aldım. Ben fazla konuşmayacağım ama gene de lazım olabilir. Yani hocam siz konuşun, biz sizi dinleriz. Tecrübeleriniz kıymetli. Yani bu sefer hani derste zaten dinliyor öğrenciler. Uygulamadan kişiler olsun diye düşündük. Tamam. Sizlerin daha fazla konuşması önemli bence. Bizi zaten dinliyorlar. Sıkılmışlardır zaten. Dinleye dinleye.
Bir de bayağı bir derse giriyoruz. Yani sadece insan kaynakları yönetimine ben giriyorum. Stratejik yönetim var işte, ona benzer dersler. Yönetim ağırlıklı verdiğim dersler. Bizim liderlik programları içerisinde aldığımız dersler muhtemelen. Evet, evet. Sizden ben çok sayıda arkadaş yüksek lisans yaptı. Gözde'ye de yazayım. Tamam. Yüksek lisans yapı, Telekom'la anlaşmamız vardı bir ara. Yani indirimli yüksek lisans programı düzenledik. Ve 50 kişi falan mezun oldu bizden. Aa, çok güzel. Sonra sanırım şu an yok. Şu an yani anlaşma tekrar yapmak lazım. Gözde Hanım giremiyor olabilir mi? Irmak'cığım yeniden link gönder istersen. Belki linki bulamamış olabilir falan. Toplantıda olabilir mi acaba? Çünkü o bir şey koymuş ama ben yazdım şimdi, hiç merak etmeyin. Tamam. Gönderebilirim de. Göndersen gene her ihtimale karşı. Tamamdır. Kimse girmezmiş bugün, sınavlar var diye. Olabilir de. Erteleme isterseniz takvime göre bir başka bir planlama da yapabiliriz. Bilginiz olsun. Şimdiden söyleyeyim. Yani bir bakalım da, bilemedim şu anda. Bakayım bir an ben de takvime. Yani şu bu hafta sınavlar var da. Olabilir böyle bir erteleme. Yani bakarız, duruma göre bir karar yani verebiliriz. Geçen hafta da biraz azdı. Herhalde sınava hazırlık yapıyorlardı. Sürekli eğitim merkezi müdürümüzü bir danışayım aslında. Olur tabii. Ha, girenler var. Ekleyelim ya. Ya da kaç kişi girdiyse onlarla devam edeceğiz muhtemelen. Devam mecburiyeti var aslında %80 sertifika alabilmek için.
Merhabalar, sesim geliyor mu? Merhaba Gözdeciğim. Merhaba Can, sen nasılsın? Teşekkür ederim, hoş geldin. Hoş bulduk. Nüket Hanım, merhabalar. Evet, merhabalar. Şimdi katılımcı sayısı biraz az, o nedenle biraz bekleyelim istiyorum. Tabii ki, tamam. Biraz daha olursak iyi olacak, yani amacına ulaşması açısından. Hoş Tamam. geldiniz Cansel ve Gözde Hanımlar. Hoş bulduk. Teşekkürler Teşekkür hocam. ederiz. Evet, sevgili öğrenciler, sınav haftası olması dolayısıyla geçebilirler arkadaşlarımız diye biraz bekliyoruz. Sizleri de bekleteceğiz. Evet, biz başlayalım. Zaten bir giriş niteliğinde olacak öncelikle. Efendim, hepiniz hoş geldiniz. Biraz önce de söylediğim gibi sınav haftası olması dolayısıyla katılım biraz az olabilir, tahmin ettik onu. Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi çeşitli konularda sertifika programları düzenliyor. Bunlardan bir tanesi de işletme bölümümüz tarafından düzenlenen insan kaynakları uygulamaları sertifika programı. Şimdi biz zaten insan kaynakları yönetimi dersi veriyoruz. Hatta bunlara bağlı, bu derse bağlı bazı dersler de var. Bu sertifika programını düzenlemekteki amacımız özellikle mezunlarımızın ve halen öğrenci olan arkadaşlarımızın uygulamaya yönelik bilgilerini derinleştirmek. Ve çok farklı sektörlerden, havacılık var, bankacılık, bilişim sektörü, otomotiv, kimya gibi sektörlerden
insan kaynakları yetkililerini davet ediyoruz. Çok özel bir takım uygulamaları varsa değişik insan kaynakları yönetimine ilişkin bunları bizimle paylaşmalarını istiyoruz. Bugün konuklarımız Türk Telekom şirketinden sevgili Cansel Bahşi ve Gözde Kurt konuklarımız. Hoş geldiniz sevgili Bahşi ve Kurt. Hoş bulduk. Teşekkürler. Teşekkür ederiz Müket Hanım. Evet, şimdi Türk Telekom'la bir şekilde pek çok vatandaşımızın irtibatı var. Gerek internet dolayısıyla özellikle. Ama hem Türk Telekom'la ilgili çok kısa bilgi vermenizi rica ediyorum. Bir de kendinizi tanıtmanızı istiyorum öncelikle. Buyurun Cansel Hanım. Teşekkür ederim hocam. Önce kendimden başlayayım. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliğini 2003 senesinde bitirdim. Çok bunu özellikle belirteyim. 2003'ü vurguluyorum bu arada. Aradan çok iyisiniz Cansel Hanım. Canım çok hocam iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Katılımcılar daha gelmeden biraz Müket Hocam'la böyle konuştuk yaşla ilgili. O yüzden bu vurgu. Mühendis olarak bitirdim ama mühendislik pek yapmadım. Yani mezun olduktan sonra pazarlama alanında çalıştım. Ürün yönetimi, ürün yöneticiliği, ürün geliştirme projelerinde görev aldım. Türk Telekom'dan önce farklı bir firmada çalışıyordum. Ardından Türk Telekom'da çalışmaya başladım 2009 senesinde. Yine aslında pazarlama alanında çalışmaya devam ettim. Burada da veri merkezi, ADSL ürünleri, ürün stratejileri, kurumsal ürünler, gibi hem ürün geliştirme, teknoloji tarafıyla bir ilişkimiz de vardı aynı zamanda. Hem de ürünün piyasadaki değeri fiyatlandırması nasıl olması gerekiyor. Bütün bu skalalarda çalışırken 2007 senesinden itibaren başlayan bir böyle kendini bilme, insanı anlama, hayatı anlama, acaba nedir sorgulamaları yoğun bir şekilde devam etti. Ve hafta sonları özellikle koçlukla başlayan bir eğitim, gelişim, kendini geliştirme, öğrenme süreci başladı, halen devam ediyor. Bir aralar şey zannediyordum hocam, bitecek yani. Bir yerden sonra herhalde bitireceğim ben bu işi ama işin içine girdikçe yani bilgi havuzuna atladıktan sonra onun bitmeyen bir yolculuk olduğunu fark ettim. Bundan da büyük keyif alıyorum aslında. Sevgili Cansel, şöyle benim de yüksek lisans doktora öğrencilerim var. Sanıyorlar ki tezleri bitse tamam hayat bambaşka bir hale gelecek. Fakat diyorum ki bitmiyor. Yani hele bir de akademik kariyer yaparsanız doçentliği var, profesörlüğü var. Diğer kariyer yollarında da tabii yükselinecek bir sürü aşamalar var. Bitmiyor yani hayat. Kesinlikle. Bir de eğer bilgiyi öğrenmeyi seven bir tarafınız varsa bundan da muazzam zevk alıyorsunuz aslında. 2007 senesinde başlayan bu öğrenme yolculuğum 2012 senesinde Türk Telekom Akademi'ye geçmemle devam etti. Akademiye geçmem aslında Türk Telekom'dan bahsederken bunu da söylemekte bir yarar da var. Her bir organizasyon, her bir iş birimi bir dünya. Akademiye geçerken tekrar mülakatlar, tekrar sınavlar, tekrar iş görüşmesi gibi başka bir kapı açıldı bende. 2012'den bugüne devam eden bir eğitim danışmanlığı görevi yapıyorum burada. Şu andaki mevcut durumda liderlik programları, kişisel gelişim eğitimleri, bunların tasarlanması, firma, üniversite işbirlikleri detaylı olarak anlatacağım. O alanda görev alıyorum. İç eğitmenlik yapıyorum aynı zamanda. Yarın da bir eğitimim var yine Türk Telekom içerisinde. Eğitmenliği de seviyorum. O Kasım'da her gün gelişiyor umarım, öyle umuyorum. Bununla birlikte Türk Telekom dediğimizde hani aslında Gözde'nin sunumunda daha fazla bu detaylar var. Çok detaylandırmayacağım ama benim şöyle nacizane baktığımda gördüğüm şey tüm Türkiye. 81 ilde hizmet veren bir organizasyon olduğu için farklı renkler, farklı mizaçlar ama aynı gemide, aynı yolda hizmet veren, müşteriyi odağına koyan bir yapıdan bahsediyoruz. Çok şey öğrendiğim de bir gemi bu gemi. Çok da keyif alıyorum burada olmaktan. Bununla ilgili de detaylı olarak bazı sunumlarda bilgiler paylaşıyor olacağım sizinle. Peki, şimdilik çok bu kadar diyeyim, çok uzatmayayım. Tamam, şimdilik o kadar olsun.
Gözde'cim senden de bekliyoruz kendini tanıtmana. Merhabalar herkese tekrardan. Sağ olun Nikit Hanım. Teşekkür ederim. Gözde Kurt ben de. Bilgi Üniversitesi'nden mezun oldum 2018 yılında. Aslında ben Cansel'e göre çok daha az tecrübeliyim ve çok daha yeniyim Türk Telekom'da diyebilirim. Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdim. Üniversitedeyken kısa bir Erasmus tecrübem olmuştu, 6 aylık. Ve hani o tecrübeyle birlikte de aslında hem farklı sosyal girişimlerde çalışmaya başladım, gönüllülük yapmaya başladım. Dijitalle ve aslında insan topluluklarıyla ilgilenmeye başladım. Okuduğum bölümden bağımsız bir iş yapıyorum aslında. Hani belki de çoğumuz gibi, bilemiyorum belki de sizin de çoğunuz gibi. ama ben hani yönümün burada olması gerektiğine karar vermiştim üniversitede okurken ve aslında yaptığınız çoğu şey üniversitedeyken şekilleniyor olabiliyor hani kafa yapınız itibariyle. Neyi daha çok seviyorum ya da ben neyi kesinlikle yapmam dediğiniz yer aslında üniversite bence. Umarım hepiniz için de doğru tercihler yaptığınız yıllar oluyordur veya olmuştur. Sanırım herkes 4. sınıf öğrencisi burada şu anda. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Aslında öğrencilerimiz ve mezunlarımıza yönelik bir program. Ben istiyorum ki sayıca azlar bugün ama katılım sağlansın. Yani interaktif şekilde yürütelim. Sizlere soru sorabilsinler. Çünkü siz Telekom'da deneyimli kişilersiniz ve de gene bir üniversiteyi bitirdiniz, bir kariyer yolculuğunuz oldu. Bu yolculukla ilgili deneyimleriniz var, paylaşabilirsiniz onlarla. Konumuzun dışında da gelişebilir olay. Katılımcılarımızdan ben soru sormalarını, katkı sunmalarını bekliyorum. Bunu da söylemek istedim. Buyurun Gözde. Teşekkür ederiz hocam. Biz de çok memnun oluruz aslında. Yani Cansel'le bana yönelttiğiniz her soruyu bize severek cevaplandırmak için buradayız zaten. Benim işveren markası yolculuğum dediğim gibi aslında buradan başladı. Mezun olduğumdan beri de hep işveren markası. Gözde bir de sesini yükseltebilir misin? Çok tabii az geliyor. Tabii ki. Şimdi nasıl duyuluyor sesim? Yani biraz az, evet. Az, hala az mı? Evet. Yanlış yere mi basıyorum diye bakıyorum. Acaba kulaklığı çıkarsan mı? Daha mı rahat olur? Niye? Bakayım o zaman nasıl geliyor. Şimdi nasıl geliyor sesim? Yani hep az. Öyle mi? Neyse böyle idare edeceğiz herhalde. Bilgisayarla alakalı belki. Ben böyle sizi daha az duydum. Uygunsa takayım geri kulaklığı daha net. Tamam. Denersiniz. Bilgisayardan dolayı olabilir. Şöyle tekrar bir ses vereyim. Umarım daha iyidir. Tamamdır. Dediğim gibi mezun olduktan sonra da işveren markası alanında çalışmaya başladım. Aslında bunun da hani hem dijitale ilgim, hem sosyal medya tarafında hem çok yüksek takipte oluşum, hem sosyal medya alanında bir şeyler yapmak istememle birlikte birleşmiş oldu ve çalışmak istediğim alanı buldum. Umarım uzun yıllarda yapay zeka elimizden almazsa, hala duygusal zekamız önemli olmaya devam ederse inşallah bu mesleği yapmak istiyorum. Çok da severek yaptığım bir şey. İç iletişimle birlikte şu anda devam ediyoruz kurumsal iletişim çatısı altında. Hem çalışan iletişimi hem de dışarıya yapılan sosyal medya iletişimlerinden sorumluyum Türk Telekom'da. 1,5 yıldır. Gözde bir hayli eksildi ses. Acaba bilgisayarında ses seviyesi mi düşük? Tekrar yani ben az duyuyorum. Cansel. Sizde de öyle mi Cansel? Ben duyuyorum ama katılımcıları bir sormak gerekir belki. Ha. Mesaj kısmından yazabilirlerse ben evet, duyuyorum. Chatten acaba yazabilirsiniz arkadaşlar ya da söyleyebilirsiniz. Hocam yani, çok düşük geliyor ses. Bana da evet. Bize çok düşük geliyor. Teşekkürler Yasin. Şurası sıkıştı diye mi öyle oldu diyeceğim ama. Bir bakayım. Şu anda nasıl? Yani dinlenemeyecek kadar mı kısık? Şu anda evet bayağı bir düşük bize göre. İstersen şöyle yapalım. Biz Cansel Bahşi ile başlayalım. Sen o arada halledebilirsen iyi olur. Tamam, bir kulaklık değiştirmeyi deneyeceğim o zaman. Kusura bakmayın lütfen. Tamam. Tamamdır. Evet. Cansel, senden alalım. Tamam hocam, hemen.
Gözde biraz daha Türk Telekom perspektifiyle, yani firmayı, şirketimizi anlatacak bir sunum paylaşacaktı ama onu sonraya almış oluruz. Ben direkt akademiden başlıyorum o zaman. Akademideki süreçleri sizinle paylaşacağım. Tamam. Önce anladığım kadarıyla Türk Telekom'da akademi diye bir birim var. Evet. Bu birim insan kaynaklarına bağlı sanırım. Evet, doğru. Doğru evet. Hocam. Akademi Türk Telekom içerisinde Türk Telekom organizasyonundaki çalışanların eğitim ve gelişiminden sorumlu olan birim. İnsan kaynaklarının altında, aynen sizin de söylediğiniz gibi organizasyon yapısı altında, insan kaynaklarının altında görev alıyor. Gözde de İK'nın altında çalışan bir birimde çalışıyor. İç iletişim, marka yönetimi gibi birimler aslında İK'nın altında. Biz gelişim, eğitim ve gelişim programlarından sorumluyuz. Hemen sunumu paylaşayım sizinle. Önce ekranımı paylaşayım. Ve yavaştan sunuma başlayalım. Şu an geliyor değil mi sunum? Evet, görüyoruz. Bugün bu sunumu hazırlarken ben biraz daha soru odaklı gittim. Yani özellikle insan kaynaklarında akademinin rolü ve sorumlulukları nelerdir? Bunu deneyimlerimizin üzerinden anlatmak istedim sizlere. Bu yüzden genel bir pencere açacağım. Bir akademi çalışanı olarak neler görüyorum, neler soruyorum, neler düşünüyorum? Bir o vizyonla anlatmak istedim. Ardından Türk Telekom Akademi içerisindeki faaliyet alanlarımız neler? Hangi programları hayata geçiriyoruz? Bu programları hayata geçirirken hangi kalemlere dikkat ediyoruz? Hangi alanlara dikkat ediyoruz? İhtiyaçları nasıl karşılıyoruz? Buradaki çalışma şeklimizi sizinle paylaşacağım. Ardından da öğrenme ve gelişim eğilimlerimiz nasıl gelişiyor? Önümüzdeki dönemlerde aslında o kadar hızlı gelişiyor ki her şey. Belki 10 yıl sonra olacak dediğimiz şeyleri birkaç sene içerisinde görüyor olacağız. Bu anlamda nelere dikkat etmeliyiz? Bazı araştırma rapor sonuçlarını da paylaşacağım sizinle. 3 bölümü ayırdım temelde sunumu. Sunumu ben hafta sonu özellikle üzerinden geçerken dedim ki sunum bitmiş daha aslında ama bir fotoğraf, bir görsel, özellikle girişte bir görsel olmasının faydalı olacağını düşündüm. Ve arattığım kelime, yani daha doğrusu bizim kitapçıklarımızdan bakarken elbette ki gündemimizde olan dijital dönüşümden yola çıktım dedim. Dijital dönüşümü bize anlatan bir görsel bulsam acaba o görsel nasıl olurdu? Böyle bir görsel buldum. Aslında amacım başlığı işte giriş kısmına bu görseli koymak derken yeni bir soru aklıma geldi. Ben bu görseli akademi çalışanı şapkamı çıkarıp baksaydım acaba neler görürdüm diye sordum kendi kendime. Verdiğim cevaplar yine akademi çalışanı, yani 20 yıllık, neredeyse 18, 19, 20 yıllık deneyimimle elbette ki biraz kayıyor ister istemez. Bu da bana şunu da gösterdi. Çalıştığımız organizasyon bir şekilde dilimizi, bakış açımızı etkiliyor. Bu bir gerçek ama yine de dedim hadi şapkayı çıkarmaya zorla ve cevap ver. Ne görüyorum? Kurumsal bir çalışan görüyorum öncelikle. Gömlek giydiği için, bir takım elbise giydiği için herhalde bir kurumda çalışıyor derdim. Analiz yapıyor, bir sürü raporlar var, bir sürü grafikler görüyorum, karşılaştırma grafikleri görüyorum. Hem de büyük bir veriyle çalışıyor, big data dediğimiz büyük veriyle çalıştığı da aşikar. Çünkü çok fazla karşılaştırma datası var, verisi var. Daha basite insem ne derdim, sayardım oradaki ikonları, şu kadar sayıda ikon var, ikonlar şunlardır diye anlatmaya çalışırdım hiçbir şey bilmesem. Grafiklerin yukarıya doğru eğrildiğini, evet düşüşler olduğunu ama analiz sonuçlarında yukarı doğru eğrildiğini söyleyerdim. Ve bunun gibi bir sürü şey aktarabilirdim belki sizlere. Ve sizlerin de gördüğünüz farklı şeyler de olabilir. Sonra dedim ki hadi şapkayı tak, akademi şapkasıyla tekrar bak. Böyle bir yaklaşımla baktığımda şu an olduğu gibi yüzümde bir tebessüm oluştu ister istemez. Ve böyle film şeridi gibi son 1,5 yılda yaşadığımız değişim ve dönüşüm gözlerimin önüne geldi. Özellikle yaşadık hepimiz, yani gerek kurumlarda, gerek okullarda, gerek bireysel hayatımızda farklı bir döneme girdik ve bu dönemin adı hızlandırılmış dijital dönüşümdü de aynı zamanda. Peki akademik personel yani olarak sadece pandemiye bağlamak mümkün mü, yoksa başka etmenler de var mı?
Zaten hali hazırda bu değişim vardı aslında hocam. Yani zaten yaşadığımız bir süreçti bu. Ben işte üniversiteye giderken bilgisayarı bile okuldaki laboratuvarda bulabiliyordum. Hızlı bir değişim vardı ama bu 1,5 yıl, bana belki de fotoğraf o yüzden bunu hatırlattı. Daha 10 yıl, 5 yıl sonranın sıkıştırılmış bir versiyonuydu aslında. O yüzden yakın gelecekle ilgili bir çağrışım yaptı bu bana. Ve gördüğüm şey aslında 3 temel başlıkta incelemek istedim. Teknolojik dönüşüm, mesleki dönüşüm, bir akademi çalışanı olarak bu fotoğraftan gördüm. Mesleki anlamda da bir dönüşüm var. Aynı zamanda kişisel dönüşüm. Bunların içlerini detaylı olarak açacağım sunumun içerisinde sizlere ama daha o aşamaya gelmeden tamamen görsel üzerinden ilerlemeyi seçiyorum. Ve diyorum ki evet, yani her kurumda, sadece Türk Telekom içerisinde olmadı, zaten devam eden bir teknolojik dönüşüm vardı ama ivme kazandı, hız kazandı. O zaman bir akademi çalışanı olarak ben diğer iş birimlerinin bu teknolojik dönüşümde adaptasyon sağlaması için ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yetkinlik için onlara destek olmalıyım. Bana bunu hatırlatıyor. Bununla birlikte mesleki dönüşüm, yetkinlikler değişti. Evet, dediğiniz çok doğru hocam. Geçmişten günümüze her an, zaten her sene bir yetkinlik setine bakarız. Nelere ihtiyacımız var, neler değişiyor, neler hız kazandı. Ama bu 1,5 senede çok daha aşağı sıralarda ve 8-9. sıralarda belki yer alan yetkinlikler ön plana çıktı. Bu görselde bile gördüğümüz veri okuryazarlığı diye bir yetkinlik var artık. Bununla ilgili çalışmalar yapmamız gerektiğini hatırlatıyor bu görsel bana. Çalışanların buna ihtiyaç duyacağını ve bu ihtiyacın karşılanması gerektiğinin, bunun sorumluluğunun bizde olduğunun farkındalığını kazandırıyor bir yandan da. Yine bununla birlikte kişisel anlamda da, bireysel anlamda da her birimiz, ister kurum ister evde yaşadığımız bu süreçte, stres yönetimi, duygusal dayanıklılık, bilişsel esneklik, yani esnek olmaya ihtiyacımız var, veya yeniliğe adapte olabilmek, çeviklik, hızla dönüşüme adapte olmak ve bu adaptasyon içerisinden iyi bir ürün çıkarabilmek, yenilikçi düşünme, inovasyon, girişimcilik, bunların her birini zaten görüyorduk ama hızlandırılmış bir halde çok yoğun bir şekilde birlikte şahit olduk. Çok doğaçlama oldu aslında bu fotoğrafa bakarken gördüklerim, üzerinde düşündüklerim, ama sizlerle de paylaşmak istedim. Sonra dedim ki bu 3 konu, evet, akademilerin genel olarak iş birimlerinin, eğitim birimlerinin, kurum içerisindeki bir eğitim birimlerinin temel konuları, temel baktığı pencere. Ama bir mesele daha var. Ve eğer ben bunu bir bina olarak düşünseydim ve 3 katlı bir bina bu deseydim, bu binanın herhalde altına, böyle zeminine şunu koymak isterdim özellikle bu dönemde. Doğru bilgi ve uygulanabilir bilginin üzerine inşa et, ne inşa edeceksen. Özellikle yine ya, bu 1,5 sene yakın gelecek geçmiş olduğu için onu örnekliyorum. Artık bilgi her yerde. Bunu çok eski zamanlarda da söylüyorduk. Bilgiye kolay ulaşıyoruz. Hakikaten belki 100 yıl önce, 200 yıl önce o kitaplara, o kaynaklara ulaşmak mesafeler kat etmek gerektirirken, artık bir tıkla, bir dokunuşla bilgiye ulaşabiliyoruz. Bilgi kaynakları çoğaldı. İşte sosyal medyayla bugün herhangi bir konuda uzmanlığı olduğunu düşünen bir arkadaşım telefonu eline alıp bir bilgiyi paylaşabiliyor. Dünyanın bir ucundaki bir bilgi anında, saniyeler içinde milyarlarca insana ulaşabiliyor. Her şey çok hızlı, bilgi de çok kolay dolaşıyor içeride. O zaman evet, bu harika bir şey bu arada, bir yandan da. Bunun güzel ve bizi çok etkileyen, heyecanlandıran bir tarafı var. Ama bununla birlikte eğer bir eğitim geliştireceksem, özellikle bununla ilgili bir sorumluluğum var. Eğer çalışanlarımızla bu eğitimi buluşturacaksak, bu gelişim araçlarını buluşturacaksak, öncelikle sormam gereken şey doğru bilgi mi? Acaba bu bilgi gerçek bir bilgi mi? Bununla birlikte zamanla ilgili hepimizin bir şeyi var, sıkışmışlığı. O zaman bu az zamanda bile, şu 50 dakika içerisinde bile uygulanabilir bir bilgi paylaşabilir miyim? Bir deneyimimi paylaşsam, buradan çıkan arkadaşım acaba o deneyimi, onun ışığında bir şey katabilir mi ona? Bu benim bir meselem olmalı, en azından akademi çalışanı olarak.
diye düşünüyorum. Bu şu ana kadar anlattıklarım benim şahsi deneyimlerimle paylaştığım bilgiler. Bu bilgileri şimdi akademiyle bağlayacağım. Yani Türk Telekom Akademiyle bağlayacağım. Biz nasıl bakıyoruz, içeride nasıl bakıyoruz? Aslında bu bakışım bile oradaki deneyimim, orada öğrendiklerim, orada gördüklerim, orada geliştirdiklerim sonucunda ancak sizlere aktarabiliyorum tabii ki. Bir öğretmenim şey derdi, çok öğrenci olduğum için bunu söylüyorum. Ne olursa olsun, hangi eğitim olursa olsun, hangi kitap olursa olsun, okuduğun kaynakta, öğrendiğin kaynakta mutlaka ama mutlaka bir şey al. Yani bir soru al. Soru almak da çok kıymetli bir şey. Yani oradan çıktım, bugün buradan çıktım, bir soru aldım. Yani aslında böyle bir şey anlattı konuşmacı ama ya acaba doğru muydu? Bunu sorgula. Bir farklı bir bakış açısı getir, farklı bir düşünce getir veya bir uygulamadan bahsetti, bir örnek verdi. Acaba ben hayatıma bu uygulamayı katabilir miyim? Ama bir şey. Yani çok hepsini elbette ki keşke zihnimizde tutsak harika bir şey olurdu ama en azından bir şeyi cebimize almayı, misyon edinmek, görev edinmek eğitim gelişimi açısından önemli diye düşünüyorum. Nükhet Hocam da sağ olsun hani böyle bireysel deneyimlerimizi de aktarabileceğimizi söylediği için bazen böyle konularında altını çizmeye çalışıyorum. Ve tabii bu şapkayı taktım. Bu hafta sonu şapkasıydı. Sonra dedim ki artık Türk Telekom olarak bu hikayeye baksan neler söyleyebilirsin? Onu dedim başka bir görselle, başka bir şemayla akılda kalacak şekilde aktarmam gerektiğini düşündüm. Ve Türk Telekom Akademi'nin rolü nedir, görevi nedir, vizyonu, misyonu nedir? Sizi özetlemeye çalışacağım bu görsel üzerinden. Kurumlar içerisinde özellikle Türk Telekom Akademi kurumsal akademi alanında önde giden, bu alanda ödülleri olan değerli bir kurum. Ve şöyle der, yani öncelikle temel stratejim ve amacım nedir? Türk Telekom stratejilerine katkı sağlamak. Birinci olarak bunu söyleyebilirim. Ancak bu her iş birimi için geçerli bir stratejidir. Öyle bakmanızı da çok istiyorum. Bunu üzerinde çalışırken şunu da hatırladım. Bu örneği mutlaka farklı şeylerde, eğitimlerde hocalarımız vermiştir. Ama tekrar hatırlamakta fayda var. Herhangi bir kurum, herhangi bir organizasyon genelde insana benzetilir. İnsan bedenine benzetilir. İş birimleri de hukuk, finans, teknoloji, satış, pazarlama, organlara benzetilir. İşte karaciğer, böbrek, akciğer, beynimiz, aklımız, kalbimiz, bağırsağımız, midemiz, her birisi, her bir organ o insan bedenini hayatta tutmak için çalışır. Temel amacı budur. Hem kendi hayatta kalmaya çalışır ama bununla birlikte o bedenini sağlıklı tutmak için farklı görevler üstlenir. Mizaç mı? Ben şey şöyle bir giriş yapayım. Aslında özellikle iktisadi dar bilimler öğrencileri ve endüstri mühendisliği öğrencileri için geçerli. Stratejik yönetim diye bir dersimiz var. Stratejik yönetimde şunu anlatıyoruz. Yani bir işletmenin bir stratejisi olur. Birden fazla stratejisi de olabilir. Odaklanma, farklılaştırma, maliyet liderliği gibi. Ve o şirketin, işletmenin departmanları da o ana stratejiye hizmet edecek şekilde bir takım alt stratejiler geliştirirler. Bir örnek vermek gerekirse Fortune 500 Global'de Walmart şirketi en başta geliyor. En yüksek ciroya sahip. Baktığımızda bu işletmenin stratejisi maliyet liderliği. Ve bakıyoruz insan kaynaklarına yönelik stratejide düşük ücret vermek. Tedarikçilerle ilgili satın alma stratejisi bakımından uzun süreli düşük fiyatlı bir takım tedarikler sağlamak. Yani söylediğinizi pekiştirmek anlamında bunu söyledim. Gerçekten öyle. Peki Türk Telekom'un stratejik anlamda, genel stratejisi anlamında ne diyebiliriz? Türk Telekom Akademi aslında tam olarak Türk Telekom'un vizyonu, misyonu, değerleri, stratejileri, yol haritası her birisini aslında ayakta tutacak olan o ana birimi yani insanı
desteklemekten sorumludur. Onun beceri, bilgi ve becerilerini, bu bahsettiğim iş birimlerinin, her bir iş biriminin bu stratejilere uygun olacak. Şu anda Türkiye'nin lider altyapı hizmetini sunan, iletişim hizmetini sunan firmayız. Bu anlamda öncelikle müşteri, ama müşteriyi mutlu kılacak olan çalışanın bağlılığı ve mutluluğu için aslında temelde görev yapan ve kaldıraç etkisi yapan bir birimden söz ediyoruz Türk Telekom Akademi olarak. Bu anlamda da her birimin bahsettiğim gibi ihtiyaçları farklı, hızları farklı. Yani satışın beklentisi biraz daha farklıdır. Satış daha hareketli, daha hızlı hareket eder. İletişim becerileri daha farklıdır. Pazarlama farklı, teknolojide çalışan bir arkadaşımın ihtiyaçları bambaşkadır. Akademi bu noktada bu ihtiyaçları sağlar ki bu arkadaşlar, bu ekipler, bu iş birimleri hedefleri gerçekleştirmek için yol alabilsin. Stratejileri hayata geçirebilsin ve bu geminin o hedeflediği vizyonuna, misyonuna, değerlerine doğru yol alabilsin. Bu anlamda bu sene özellikle odaklandığımız konulardan biri de liderlik kültürü. O geminin yolculuğu doğru bir şekilde yukarıdan aşağıya doğru gelen o stratejileri doğru bir şekilde aktarabilmesi için liderlerin bir iş ortaklığı yaptığını söyleyebilirim. Türk Telekom Akademi için de çok önemli iş ortaklarıdır kendileri aslında. Çünkü bir eğitimin aslında 2 günle sınırlı olmadığını çok iyi biliyoruz. Birkaç günle sınırlı olmadığını çok iyi biliyoruz. Eğitim, zaten başında da konuştuk hocam sizinle, uzun vadede devam eden, ömür boyu belki de devam eden bir süreç. Bu sürecin, yani sınıfta alınan veya online alınan araçlardan da bahsedeceğim. Eğitim, bilgi ve beceri araçlarının günlük hayatın içerisinde, iş hayatı içerisinde kullanılabilir olması, bunun için alan açılması, yetki verilmesi, sorumluluk verilmesi liderlerimizin ışığında olabiliyor ancak. Bu anlamda odaklandığımız temel konulardan birisi de liderlerimizin bu bakış açısını desteklemek. Bunun için neler yapabileceklerini onlarla paylaşmak. Çünkü çalışanlar her biri bir renk. İç eğitmenlik yaparken buna da şahit olmak beni hep mutlu ediyor. Her birinin farklı yetkinlikleri var, farklı mizaçları var, farklı hızları var, farklı tonları var. Bunu anlayabilecek bilgi ve becerileri liderlerimizin kazanması önemli. Hem stratejileri benimsiyor, inanıyor, paylaşıyor. Hangi dille, nasıl bir tavırla paylaştığı önemli. Hem de acaba ekibime hangi yetkinlikleri geliştirmek gerekiyor? Bu yetkinliği geliştirmek için neler yapabilirim sorusu da hem onların sorduğu soru, bize gelip sordukları soru, hem bizlerin onlarla paylaştığımız bazı araçlar, bazı bilgilendirme yolculuğu diyebilirim, gelişim yolculuğu araçlarıyla birbirimizle bir iş ortaklığımız da var. İşveren markasına katkı sağlamak akademinin bir vazifesi. Bugün burada olmak ve sizlerle bu bilgileri paylaşıyor olmak. Gözde daha detaylı olarak anlatacak yaptığımız sosyal sorumluluk projeleri, üniversite işbirlikleri, her birisi aslında Türk Telekom'un işveren markasına destek olmak amacıyla yaptığımız bir süreç. Etkin yetenek yönetimi bizim Türk Telekom içerisinde hem performans hem yetkinlik, çeşitli değerlendirme araçları var. Bir sonraki slaytta bahsedeceğim. Bu değerlendirme araçları sonucunda yüksek performanslı arkadaşlarımız için daha neler yapabiliriz? Bağlılıklarını nasıl arttırabiliriz? Veya belki de bu arkadaşlarımız kariyer yol haritasında farklı bir yola doğru, yöneticilik seviyesine doğru yükselecek. Acaba onu nasıl destekleyebilirim bu konuda? Gibi sorular sorar ve bunun altını dolduran yetkinlik bazında eğitim programları hazırlarız. Bununla birlikte hem bugünün hem geleceğin yetkinlikleri neler, nelere ihtiyaç duyacaklar? Bir önceki slaytta anlattığım gibi değişen neler var, gündemde neler var? Bu değişenlere acaba ihtiyaçları karşılayacak şekilde nasıl cevap verebiliriz? Bu soruların peşinden gidiyoruz aslında akademi olarak. Devam ediyorum. Tamam. Bu yol haritası önemli. Yani Türk Telekom'a herhangi bir çalışan adım attıktan sonra nasıl bir süreç izliyor? Böyle mini, en azından akademi penceresinden bakarak söyleyebileceğim. Öncelikle bir oryantasyon programını alırız işe dahil olduktan sonra. Bu hemen hemen pek çok firmada var. Bu sene bu programı simülasyonlarla destekleyerek online bir platforma taşıdık. Yani farklı iş birimlerini
ziyaret edebilecekleri, görebilecekleri de oradaki iş yapışlarını görebilecekleri bir simülasyona dönüştürüldü program. 2 gün sürüyor. Yoğun bir çalışma. Böylelikle Türk Telekom'a başlamış oluyorlar, girmiş oluyorlar. Bilgisayarı nereden alacağına kadar, yani öyle söyleyeyim, o kadar basit temel konular, sağlık yardım vakfından nasıl yardım alacak, destek alacak gibi veya Türk Telekom Akademi'nin eğitim portaline nasıl gireceğine dair bilgilerin de olduğu, vizyonumuzun, misyonumuzun, değerlerimizin de anlatıldığı, 81 ildeki organizasyon yapımızın da anlatıldığı bir oryantasyon programına dahil oluyorlar. Ardından tüm Türk Telekom çalışanları gibi, yaklaşık onlar tabii yeni başlayanlar için 1 sene sonra bu bazı değerlendirmeler alınıyor. Ama her birimizin yukarıdan aşağıya doğru kırılan, o gemiyi dediğim gibi belli bir rotada tutmak için hedeflerimiz var. Bireysel hedeflerimiz. Performans değerlendirmesi yıl içerisinde bu hedefleri gerçekleştirmeyle ilgili bir süreç yapılır. İK'nın içerisinde bir birim tarafından yürütülür bu yine aynı zamanda. Her birimiz hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışırken yıl içerisinde de üst birim yöneticilerimizle görüşerek acaba hedefin neresindeyiz, neler yapabiliriz bunu hızlandırmak için bu görüşmeleri yapar bir Türk Telekom çalışanı. Aynı zamanda 360 değerlendirmesinden de geçer bu anlamda. Hem asları hem üstleri, birlikte çalıştığı iş birimindeki ekip arkadaşları veya iş ortakları tarafından değerlendirildiği bir şeyden geçer, bir değerlendirmeden geçer. Kendini de değerlendirir. 360 dememizin sebebi de o. Kişi kendini de değerlendirir. Peki Cansel, bir soru soracağım. Yani 360 derece değerleme sonrası veya başka değerleme yöntemlerini yaptınız. Performanslarını değerlendirdiniz. Bir sonuç var. Bunun özellikle nelerde göz önüne alınması söz konusu? Yani bir işe yarıyor mu performans değerleme sonuçları? Şöyle. Çalışana katkı ne türlü oluyor? Öncelikle orada, yani 360 değerlendirmede yetkinlik bazlı bir değerlendirme yapıyoruz. Yani Türk Telekom'un bir çalışandan, o birimden beklediği temel yetkinlikler nelerse bu yetkinliklere dair bir değerlendirme. Ardından raporda da çıkar bu. Eğer gelişime açık bazı alanlar varsa orayla ilgili öneri seti sunulur. Yani bu konuları şu şekilde geliştirebilirsin, şu kaynaklara ulaşabilirsin. Bu arada kaynakların her birisi akademi tarafından sağlanan kaynaklar. Bu onlar için bir artı. Yani aslında amacımız kim iyi kim kötü değil. Tamamen gelişim odaklı. Acaba nasıl destekleyebilirim? Akademi penceresinden bakarsak bizim için harika bir veri sağlar. Çünkü bütün Türk Telekom içerisindeki hangi yetkinlikler gayet iyi, hangi iş birimlerinde yetkinlikler istenilen performansta ama bazı yetkinlikler geride kalıyor olabilir. Bu yetkinlikleri acaba nasıl geliştirebiliriz? Yani bu yetkinlikler onlara nasıl fayda sağlar? Bu bir veri. Bununla birlikte daha terfi konuları dediğiniz süreçler yönetici olmak isteyebilir. Bunun için de bir veri sağlayan önemli bir değerlendirme. 360 performans ve potansiyel değerlendirme de yöneticiler tarafından kişinin yapmış olduğu bireysel performansı göz önüne alınarak da yine bir değerlendirmeden geçer. Bu genel olarak onun İK yol haritası için önemli bir veri oluşturmakla birlikte Türk Telekom Akademi için de dediğim gibi acaba bu sene hangi alanlara odaklanacağız? Nasıl fayda sağlayabilirim? Bir matris de çıkar aynı zamanda, yani çalışanlarımızın performanslarını ve yetenek değerlendirme matrisi ve bütün o programlarımızı bu matrisi de göz önünde bulundurarak da hazırlanırız her sene. Her sene bir güncelleme yapılır. Bu anlamda kıymetlidir. Cansel, aşağı yukarı kaç kişiden söz ediyoruz insan kaynağı olarak? Hocam onu, yani son rakamlar bende yok ama yani 12 binin üzerinde bir çalışandan bahsediyoruz. Dolayısıyla oldukça yoğun. Ama yerel bir takım insan kaynakları birimleri de var tabii, değil mi? Yani bazı şehirlere özgü, yani genel merkezin. Genel müdürlük çalışanları, genel müdürlük performans ekipleriyle birlikte bölge müdürlükleri de var. Bölge tamam. Müdürlüklerinin içerisindeki İK sorumlusu arkadaşlarımız da var. Dolayısıyla eğitim birimi akademi üzerinden ilerler. Ancak İK ile ilgili süreçlerde bölgede çalışan bir arkadaş bölge İK sorumlularından destek alır. Ama tek bir merkez vardır eğitim için, o da Türk Telekom Akademi.
Yani bahsettiğimiz o 81 ilde bir organizasyonda Türk Telekom Akademi her birimin eğitiminden sorumludur. Bu nedenle de aslında içeride büyük bir organizasyon da var. Teknik eğitimlerden sorumlu bir birim var. Teknoloji ekiplerinden sorumlu ayrı bir birim var. Ofislerden sorumlu, ofislerin eğitiminden sorumlu ayrı birim var gibi çok büyük bir yapıdan da bahsediyoruz akademi derken aslında. Yani şöyle, aslında performans değerlendirmenin amacını anlatırken öğrencilerimize şöyle diyoruz. Hani eğitim ihtiyacını ortaya çıkarmak çalışanların. Ama bunun yanı sıra performans değerlendirme sonuçlarına göre işte ücret artışı, terfi artışı gibi bir takım hususlarda da göz önüne alınıyor performans değerleme sonuçları diyoruz. Böyle bir uygulama var mı Türk Telekom'da? Yani terfilerde, ücret Tabii. artışlarında? Kesinlikle hocam. Doğru. Ücret artışlarında da aynı şekilde. Bu çıkan sonuçlara göre belli oranlarda bir artış yapılıyor. Bu sonuçlar direkt oraya aslında girdi sağlıyor. Bununla birlikte terfi için bir veri ama yine biraz önce de bahsettiğim gibi belli sınavlardan, belli uygulamalardan, değerlendirme araçlarından da geçtikleri Tabii. bundan sonra karar verilen bir süreçten geçiyor. Normal zaten, evet. Evet. Ardından diyebilirim ki eğitim gelişimi için bu veriler bizler için önemli ama bununla birlikte iş birimleriyle yani bahsettiğim satışı, pazarlaması, teknolojisi her iş birimiyle ilgilenen bir account yöneticisi vardır akademi içerisinde. Gider ve o iş biriminin ihtiyaçlarını anlar. Senelik olarak görüşmeler yapılır bu arada. Her sene hatta sene içerisinde birkaç kere belli düzenli program toplantıları yapılır ama sene sonunda o iş birimine bir karne çıkarırız biz. Akademinin de karnesidir aslında bu. Deriz ki biz sizlere bu başlıklarda şu kadar kişiye eğitimler vermişiz. Arkadaşlarımızın bizi değerlendirmesi, bu programları değerlendirmesi şu oranlarda. Bununla birlikte bahsettiğim gibi yetkinlik bazında bazı ihtiyaçlar ve süreçler var. Bu yetkinlik bazında da öngörülerimiz şu şekilde, siz neler düşünüyorsunuz? Pratikte nelerle karşılaşıyorsunuz? Hangi konuları acaba öne alsak, hangilerini değiştirsek, hızlandırsak diye karar verdiğimiz bir süreçte yaşanıyor iş birimleriyle birlikte. Bu yüzden aslında mesleki, kişisel gelişim ve liderlik diye üç başlık var akademinin odaklandığı. Yani mesleki gelişimleri için hangi programlar, hangi eğitim odakları, hangi konular bu sene gündemimizde olacak? İş birimleriyle görüşüyoruz bunları. Kişisel gelişim anlamında örneklediğim gibi iletişim, stres yönetimi gibi ana konularda geçen sene verdiğimiz eğitimler acaba ne kadar, başarı yüzdeleri nasıl, katılımcılar nasıl değerlendirmiş, yine bu senenin gündemine de bakarak bu içerikler nasıl güncellenebilir, firma görüşmeleri revize edilebilir, yeni firmalar, bir katalog var zaten, ondan da bahsedeceğim, her sene açılan bu katalogla ilgili bir güncelleme yapılır. Liderlik ve yetenek programları ayrı bir şeyde değerlendirilir, skalada değerlendirilir. Ve onlar için de farklı programlar geliştirilir, farklı bir odak alanı olduğu için. Tüm bu süreç içerisinde aslında görselde de gördüğümüz gibi çalışanların bazıları uzmanlıklarını derinleştirmeyi seçebilir. Bazıları hem bu değerlendirme sonuçlarının pozitif yönde ilerlemesiyle hem de kendi hedefleri doğrultusunda terfi veya farklı bir pozisyonda Türk Telekom içerisinde de başvuruda da bulunabiliyorlar aslında. Tıpkı benim pazarlamada çalışırken akademiye başvurup o süreci tekrar baştan yaşamam gibi. Aslında hani bu aşamada sorayım, belki yararlı olur. Şimdi hani bir pozisyon boşaldığında iç kaynak ya da dış kaynaktan sağlarız diyoruz. Mesela sizin işte yatay transfer dediğimiz Türk Telekom içinde bir departmandan diğerine geçişiniz bir iç kaynakla sağlama. Türk Telekom'da aşağı yukarı yani iç kaynak, dış kaynak kullanımı konusunda pozisyonları doldurma anlamında ne söyleyebilirsin? Çünkü yüzde şu an elimde yok. Yüzde olarak bir şey söyleyemem. Ama yani gördüğüm kadarıyla hani içeriden bir de çok elverişli bir firma bir kere. Yani onu söyleyebilirim ama rakam olarak ne yazık ki veremeyeceğim. Elimde öyle bir veri olmadığı yok, için. Yok, tam oransal olarak değil de hani tecrübelerine dayanarak, gördüklerine dayanarak.
programlara, süreçlere göre de değişir. Yani şimdi bir mühendis alımımız var mesela. Çok yoğun bir şekilde dışarıdan mühendis alıyoruz. Çok yoğun bir şekilde yeni mezunlarla ilgili geliştirdiğimiz süreçler var. Start programı belki duymuşsunuzdur. Dolayısıyla dışarıdan alım yoğun devam eder. Ama bununla birlikte içeride bir pozisyon oluştuğunda çoğunlukla önce bir içeriye de bakarız. Yani o pozisyon için onu acaba... soruyorum. Evet. Evet. O pozisyon için eğer yeni bir süreç veya sayı arttırma ile ilgili bir süreç değil, oluşan bir boşluk ve onun değerlendirilmesi ise ben bazen hatta telekomdan ayrılmış bazı arkadaşlarımız zaman sonra tekrar geldiğine şahitlik etmişimdir. O deneyim bizim için kıymetlidir çünkü. Dolayısıyla ya da iş birimi farklı bir iş biriminde çalışıyordur, ayrılmıştır. 2 sene yine başka bir yakın zamanda yaşadık bunu. Başka bir birimde çalışmıştır. Teknolojiye geçti arkadaşımız. Telekom Akademi'de çalışıyordu hatta. Teknolojiye geçti. 2 sene orada çalıştı. Ancak sonra oluşan bir pozisyon sebebiyle tekrar geri geldi ve aslında deneyimlerini katarak geldi. Yani o 2 sene... Şöyle düşünüyoruz. Yani eğer bir şirkette ne kadar çok farklı departmanlarda deneyim kazanırsanız daha yüksek pozisyonlara yükselme şansınız, yönetici olma şansınız artıyor dolayısıyla. Evet. Tam olarak da böyle oldu. Evet. Tam olarak da böyle oldu çünkü deneyim çok kıymetli bir şey. O yüzden belki arkadaşlarıma bu değişime esneklik göstermelerini söyleyebilirim. Bu değer katıyor aslında onlara. Yani bir belli zaman dilimlerinde tabii ki böyle hemen işte 3 ay çalıştım, ayrıldım, değiştirdim gibi değil. O deneyimi, o bilgiyi alıp başka bir hikayeyle birleştirdiğimizde değer, elbette ki Türk Telekom için de bir değer. Tam olarak böyle bir deneyim yaşadık yakın zamanda. Aslında bu biraz önce başlangıçta çevik yapılardan söz ettiniz, çevik organizasyonlardan. Çevik organizasyonlarda da birden fazla yetkinliğe sahip olmak çok önemli insan kaynakları bakımından. Çünkü ne zaman ne tür yetkinliğe ihtiyaç duyacağımız belli olmuyor. Öylesine bir değişim var ki birden fazla yetkinliğe sahip olmak ve çok bir sürü departmanda çalışmak bu açıdan önemli diye düşünüyorum gerçekten. Çok doğru hocam. Kendi adıma da her zaman böyle eğitimlerde de pazarlamadan akademiye geçmiş biri olmanın örneklerini çok kullanırım. Bir yöneticimiz, genel müdür yardımcımız şey demişti. Her iş birimi aslında böyle farklı şekillerde kaplar gibidir. İnsan aslında bir süre sonra o kabın şeklini de alır. Yani bazen uyum sağlarız, bazen uyum sağlayamazsak çok kestirmeden gidebiliriz. Ama ben kendime, hikayeme baktığımda pazarlamadaki Cansel'in yetkinlikleriyle akademi tarafındaki Cansel'in yetkinlikleri bambaşka. Kesinlikle. Bu da bana keyif veriyor. Kesinlikle. Evet Cansel, teşekkür ederim. Devam ediyorum. Tamam. Çok güzel gidiyor hocam. Teşekkür ederim paylaşımlarınız. Ben teşekkür ederim. Vaktimiz de birazcık daralıyor aslında. Evet. Şunu keyifli gittiği için ben anlamadım. Zaman çok çabuk geçiyor. Şunu da mutlaka aslında paylaşmak istiyorum. Bu ticari, yani bizim müdürlüğümüzün ticari ve destek fonksiyonları diye geçer. Satışın, pazarlamanın, hukuk gibi burada gördüğünüz departmanların sorumluluğu bizdedir. Teknoloji için bizim bir kardeş ekibimiz daha var. Onlar teknolojide çalışan transmisyon, operasyon, kurulum ekiplerinin eğitim programlarını hazırlar. Onları buraya eklemedim ama bunun bir kardeş versiyonu var. Daha da detaylı bir süreç yaşadığımızı anlamanız için bu örneği de veriyorum. Biz Türk Telekom Akademi ticari fonksiyonlarda bu gördüğünüz başlıklarda eğitim veriyoruz. Mesleki ve kişisel gelişim başlığında gördüğünüz programlar, açacağım her birisini. Ve liderlik yetkinlik programları. Bir diğer deyişle de iş birimlerinin, yani kişinin uzmanlığına göre, kıdemine göre de bir konumlandırma yapıyoruz. İşe uyum, yani oryantasyon, her Türk Telekom'a adım atan çalışanımız için verdiğimiz bir program. Yetkinlik gelişim takvimi aylık olarak yayınladığımız bir takvim. Onu da şöyle bir örnek vereyim size isterim. Her ay bir yetkinliğe odaklanıyoruz. Bu çok ödüllü bir program ve benim de çok keyif aldığım bir program. Çünkü yani her ay... Zaten beyindeki o nöronların 21 gün boyunca bir alışkanlığı bir ortaya çıkarması için ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Bunu artık hemen hemen hepimiz biliyoruz. Belli bir yetkinliğin de hayata geçebilmesi için biz arkadaşlarımıza
bir ay boyunca odaklanabilecekleri bir yol haritası veriyoruz. Diyoruz ki bu ayın değişim yönetimi konusu. Bu konuda bir ay boyunca odaklanabilirsin. Sana her gün bir makale, bir e-eğitim, bir video, bir kitap önerisi, bir film önerisi, bir soru veya bir sergi gibi böyle her güne odaklanabilecekleri bir şey veriyoruz. Harita veriyoruz. Buna uymak zorunlu mu? Hayır. İsteyen. Hayır hocam. İsteyen. O yüzden de çok... Tamam. Diledikleri zaman uygulayabilirler. Yani zorlu olacak bir şey değil açıkçası yetkinlik gelişimi. Haklısınız. Kesinlikle. Çok haklısınız. Ancak yapan arkadaşlar, bunlar raporlanıyor da aynı zamanda. Güzel, hatta sınav şey de yapılıyor, böyle bilgi yarışmaları da yapılıyor. Bugünün yetkinliği, yani bu ayın yetkinliğiyle ilgili acaba neleri fark ettik diye ödüllendirmeler de yapılıyor içeride. Olayı biraz daha keyifli hale getirmek için. Ama kendi içinde de zaten benim böyle dediğim gibi eğitimi sevdiğim için belki de sevdiğim, keyif aldığım bir program. Bu aynı zamanda kalabiliyor hocam. Yani onları eğitim yönetim sisteminde bekliyor bu. Eğer diyelim ki o arkadaşlarımız yapamadı ama bir gün ihtiyaç duydular iş süreçlerinde, bu bahsettiğimiz değerlendirme sonuçlarına göre. Ya aslında evet, benim değişim yönetimiyle ilgili bir meselem var. Bunun da bir takvimi çıkmıştı Aralık ayında. Dönüp bakıp kendi planını da kurabilir. Yani illa o ay peki, yapacağım. Peki diyelim ki mesela pazartesi bir program görüyorum. Diyor ki Philip Kotler galiba, o değişim modeli nasıl kullanılır yazısını okuyunuz. Okudum bir çalışan olarak. Bunu birileriyle paylaşmam gerekiyor mu veya hani sizin başka yönlendirmeleriniz oluyor mu bunları izledikten, okuduktan sonra? Şöyle, bu program için aslında tamamen yetişkin eğitimi, bireysel süreç, aslında kendi sorumluluklarını da alıp bu süreci yürütmelerini de istiyoruz. Bu da ayrı bir kas, siz de biliyorsunuz. Kişinin kendi bireysel olarak bir şeye karar verip o yetkinliği geliştirmek için gayret göstermesi. Ancak dediğiniz gibi bir durum olabilir, yani bununla ilgili bir soru sormak istiyor olabilir, bununla ilgili paylaşmak istiyor olabilir. Türk Telekom Akademi içerisinde gelişim danışmanlarımız var. Ben de o görevde de çalışıyorum. Farklı programlar için, işte daha doğrusu farklı programların için hem entegre edilebiliyor veya çalışanların ihtiyaçlarına göre yani bize atanıyor bazı arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımızla gelişim danışmanlığı yapabilirsiniz diye. Ama diyelim ki kişi bireysel olarak da ben bu konuyla ilgili bir soru sormak istiyorum, bununla ilgili danışmak istiyorum dediği zaman gelişim danışmanlarımız tabii ki destek olabiliyorlar. Ama şey, artık ben hani eğitim verdiğim için de belki yetişkin eğitimi çok bireysel bir süreç. Çok kendine ait bir süreç. Aynen, o sorumluluğu almak çok kıymetli. O da zamanla da gelişiyor bu arada. Yani bunun kıymeti, değeri zamanla gelişiyor. Ben şeyi hiç unutmam hocam. Pazarlama departmanındaydım. Bir deneyimimi paylaşayım o zaman, hazır bu gelmişken. Pazarlamada çalışırken bir proje yapıyoruz. Üst düzey bir yönetici de programa dahil. Böyle meraklıyım da, daha o zaman daha 10 yıl falan öncesinden bahsediyoruz. Meraklıyım da, ama her zaman vardı bu. Şeye bakıyorum, yani yetkinliklerine, yani ne kadar diyorum doğru tavırlar, doğru haller, doğru duygu durumlarıyla karşılık veriyor süreçlere. Bir proje için Ankara'ya gittik, geldik. Yolda bir ara artık dedi, dayanamayacağım, ben soracağım. Hocam dedim, siz dedim hani gerçekten nacizane bazı şeylere dikkat ettim ve de çok da etkilendim. Acaba dedim düzenli bir şey yapıyor musunuz? Çünkü ben bunun doğuştan hop diye böyle bir anda olduğuna çok da inanmıyorum. Yani aileyle tabii ki bir şeyler öğreniyoruz, aynen, gelişiyoruz. Ama bir de insanın kendi yolculuğu var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Eğer yani doğuştansa tamam, hiçbir şey demeyeceğim. O da güldü. Dedi evet, çok doğru fark etmişsin. Bu 21 gün kuralını bilip bilinçli olarak 10 yıldır her gün uyguluyorum dedi. Şöyle başlamış hikayesi. Bir gün uyanıyor, yani bir gün bir şeye sinirleniyor ve kendiyle ilgili bir şeyleri değiştirmesi gerektiğini fark ediyor aslında ve diyor ki, liste yapıyor, bu ölmeden önce yapılacaklar listesine benzeyen bir liste. Hangi yetkinliklerim var, neyi, yetkinlik de değil, hangi hal ve tavır ve davranışlarım var, ben ne istiyorum, ama yani ben kimim, hangi hali, sabahleyin selam vermek istiyorum, merhaba demek istiyorum, günaydın demek istiyorum ama niyeyse pek bir nemrutum yani. Hani bunları bile değiştirmeye ihtiyaç duyuyorum, mu fark ettim dedi. Ve sonra kendime şu, zaten bu öğrenmede de konuşulan bir konudur. Tekrar ve küçük adımlar.
Kendime küçük hedefler verdim dedi. O gün sabahleyin kalktığında tamam birazcık huysuz kalkıyorsun bunu biliyorsun. Ama ofise girdiğinde bir kişiye günaydın demek gibi çok basit, çok temel konularda dahi veya bu daha da derinleşmiş tabii 10 sene içerisinde. Dedim ki 3 ay, önce 3 ayla başladım. 3 ay boyunca senin hedefin bu. Yani bu küçük adım ama her gün. Ne zaman ki artık ben onu giyindim, artık benim halim olmaya başladı. Diğer listeden diğer konuyu seçiyordum. Şimdi artık da 3 aydan daha kısa zamanda oluyor diye de kendi deneyimini paylaşmıştı. Biraz bu yetkinlik şeyini, takvimini biraz ona benzetiyorum. Cansel şöyle, normalde 50 dakika sonrası bir ara veriyoruz. 55 dakika oldu. Bir ara verelim mi 10 dakika? Senin sunumun daha ne kadar sürer? Gözde'yi şimdilik alamadım. Şöyle, şunları biraz daha açmak isterim. Tamam. Arkadaşlarım yorulmadıysa, ben biraz böyle sohbet gibi de anlatmaya çalıştım. Yorulmadıysa 10 dakika ara vermeden anlatabilirim. Bilmiyorum, bunlara sormak lazım. Evet arkadaşlar, devam edelim mi? Gene veririz Cansel bitirdikten sonra. Devam edebiliriz dedi Güler. Başka? Arkadaşımız da fikrini söylerse diğer arkadaşlar. Arzu bence de devam edelim dedi. Tamam, o zaman devam edelim. Siz bitirin, onu sonra ara verelim. Tamam hocam, çok hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bir iki slide var. En azından onları da görmenizi isterim. Kişisel gelişim ve mesleki anlamda kataloglarımız her sene hazırlanır. Dediğim gibi bütün bu veriler alınır, bakılır, iş birimleriyle konuşulur ve denir ki mesleki anlamda bu kişinin uzmanlaşması için şu eğitimlere ihtiyacı var. Çalışanlarımızın üzerine önüne bir liste düşer ve oradan seçim yaparlar. Bu temel olanı. Ama bununla birlikte burada gördüğünüz gibi okullarımız var. O iş birimindeki çalışanlar için 6 aylık, senelik böyle yoğun sınavların olduğu, ödevlerin olduğu, hatta yıl sonunda projelerin olduğu okullarımız var. Bunlardan biri pazarlama okulu, örnek olsun diye buraya ekledim. Bu gördüğünüz tüm başlıklarda eğitim aldı arkadaşlar. Bununla birlikte sınavlar, bu pazarlama okulunu özel kılan şeylerden birisi de sıradan bir eğitmenle gelip de işte pazarlamada bunlar oluyor. Evet, teorik olarak bilgiler çok kıymetli. Bunları paylaştık ama sektörde veya farklı bir sektörde pazarlama alanında çalışmış. Hatta girişimci, bir günde girişimcilik günü yaptık. 10 girişimci geldi ve o projeleri nasıl hayata geçirdiklerini anlattılar. Bakış açılarını genişletecek bir program olduğu için kıymetli bir programdı. Çok yoğun geçti. 8 ay sürdü, sınavlar, ödevler ve yıl sonunda yine Türk Telekom'un belirlediği konularda sunum yaptılar. Yani bir problemi önlerine koyduk. Türk Telekom'un şöyle bir problemi var. Bu problem için nasıl bir çözüm üretirdin diye. Ve bunu genel müdür yardımcısı, direktörler, yöneticilerin bulunduğu bir jüriye sunum yaparak da mezuniyetlerini verdik. Aslında eğitimin bir yandan da projeler ve hayata geçecek konularla ilgili desteklenen bir tarafı da var. Bunu da paylaşmak istedim o yüzden sizinle. Start yeni işe başlayan yeni mezun arkadaşların daha doğrusu başvuru yaptıkları bir program. Gözlerin sunumunda kısaca var. Ama şunu söyleyebilirim. Cansel arkadaşlarımızı ilgilendirebilir, öğrenci arkadaşlarımızı. Evet. Yani stajla ilgili olarak ne yapmaları gerekir eğer Türk Telekom'da staj yapmak istiyorlarsa? Evet. Bir kontenjanı var mı? Tabii bir kontenjan evet var. Başvurular genelde sene başında açılıyor bu arada. O yüzden Türk Telekom kariyer sayfasını mutlaka takip etsinler. Birinci şeyim o olurdu. Ve yoğun bir şeyden geçiyor aslında arkadaşlar. Hem bazı mülakatlar, hem envanter çalışmaları ve sonucunda arkadaşlar aslında oraya başvuran herkesle bir süreç yürütülüyor. Bir seçim süreci var ama özellikle buraya gelmeden gözleriyle sorduk. Acaba ne zaman başlayacak işe alım süreçleri ya da start başvuruları ne zaman olacak diye, ama Q1 demek daha doğru olur. Tam net çünkü tarih oynayabiliyor. O Q1 içerisinde mutlaka, yani Ocak, Şubat, Mart ayları içerisinde bir başvuru olacak. Bizde mesela stajın programını şöyle akademi penceresinden, yani start stajıma dahil olmuş stajyerler kabul olduktan sonra çok yoğun bir eğitim programına dahil olurlar.
6 haftalık atölyelerin olduğu, vizyon konuşmalarının olduğu, genel müdür sunumlarının yapıldığı ve bunda dahi bir proje vardır. Aslında kısmen işe başlamışlardır da diyebiliriz. Çünkü bu sene mesela bizim akademi ekibinde bir arkadaşımız vardı, stajyerdi. Ama dediğim gibi bizim için önemli olan acaba nasıl adapte olacak? O süreçte bizim ekipten birisi gibi var olabilecek miyi çok net gördük. Arkadaşımız zaten çok hevesliydi. Çok güzel bizim için zaten aslında ekipten birisiydi. Stajyer asla olmadı ilk geldiği günden itibaren. Programı tamamladıktan sonra da bugün artık ekibimizde bir ekip arkadaşımız olarak görev alıyor şu anda. Yani işe girme olasılıkları da var tabii ki stajı. Bu programda var. Oradaki işte tutum, davranış, uyum tabii ki bunların her birisi değerlendiriliyor. Ama program zaten çok yoğun. Programın sonunda bir de şeyden geçiyorlar. Proje sunumu yapıyorlar. Yine Yansar tekrar edelim mi? Nasıl başvuracaklar staj için? Hocam bunun için bir link var aslında. Türk Telekom kariyer sayfasını takip ederlerse oradan başvuru için bir link oluşturuluyor. Ocak, Şubat, Mart aylarında ama yani tam keşke tarihi bilsem. Belki Gözde güncel bir tarih almıştır. Onu da sorarız. Ama orayı lütfen takip etsinler. Keyifli bir süreç. Tabii ki alım sürecinde hani arkadaşlardan ben çok şey diyorum. Eğitmen olarak da onlarla tanışma şansım hemen oluyor. Hocam çok yorulduk, çok zordu. Yani bir süreçten geçiyorlar. Ama o süreci eminim ki arkadaşlarım, inanan, isteyen, gayret gösteren arkadaşlarım için o da bir deneyim bu arada. Hani evet oldu ya da olmadı meselesi değil sadece. O sürecin içinden geçmek de bence çok şey katıyor. Kendi bireysel tecrübelerimi de söyleyebilirim o anlamda. Bu dediğim gibi hem bir eğitim programı hem de LinkedIn platformuyla LinkedIn Learning gibi online platformlarını da bu arkadaşlara açıyoruz. Ve başka programlarda da LinkedIn Learning'den destek alıyoruz aslında. Yani diğer programları anlatmayı çok isterdim ama bence vaktim zor sanki. Tamam. Gerekirse ama derinleştirebilirsin daha sonra. Yani şöyle, 5 dakikalık bir video izletebilir miyim acaba size? Tamam, tamam. Çünkü çalışanlarımızın gözünden veya programlara dahil olmuş arkadaşlarımızın gözünden de dinlemenizi çok isterim. Şu an geliyor herhalde değil mi? Geliyor. Görün. Nesil liderlik dendiğinde benim aklıma ilk etapta otantik liderlik kavramı geliyor. Otantik liderlik, liderin kendini tanımasını, ilişkilerde şeffaf olmasını, saygı ve güven ortamını oluşturmasını, dengeli ve adaletli olmasını gerektiriyor. Yine bununla beraber ekip içerisinde farklı ve yeni bakış açıları geliştirmeyi, ilişkilerde şeffaf olmayı, sürekli öğrenmeyi, gelişimi, müşteri odaklılığı, çözüm odaklı ve işbirliği ortamını gerektiriyor. Türk Telekom Akademi'ye de bu kapsamda teşekkür ediyorum. Çünkü özellikle liderler okulu, yöneticinin İK penceresi ve yönetici gelişim atölyeleri liderleri ve yöneticileri bu konuda çok ciddi anlamda destekledi. Ek olarak tarafımıza atanmış olan e-eğitimlerle beraber de liderlik ve yöneticilik konularında ciddi destek aldık. Yönetici gelişim atölyeleriyle beraber ekip içerisinde daha fazla lokomotif oyuncu çıkarabilmeyi, etkin dinleme yapabilmeyi, soru sorma tekniğini, iletişim yönetimi gibi konularda da gerekli eğitimleri almış bulunmaktayız. Türk Telekom Akademi İş Okulları'na pazarlama okuluna katıldım. Pazarlama okulunun bize sunduğu en büyük avantaj şu oldu. Sektörü A'dan Z'ye analiz edebilmek, geniş pencereden büyük resmi görebilmek gibi şeyler kattı. Türk Telekom Akademi Pazarlama Okulu'nda sadece güncel pazarlama konuları değil, aslında dünya trendleriyle ilgili de birçok eğitim aldık. Bunlardan bir tanesi en dikkat çekeni hatta yapay zeka, nöro pazarlama ve girişimcilikle ilgili eğitimler aldık. İşe başlama sürecim pandemi dönemine rastladı. Bu dönemde aldığım sanal eğitimler işe uyum sürecimi
hızlandırdı. Akıllı şehirler uygulamaları yapıyoruz. Akıllı şehir projelerin yönetiminde görevliyim. Aldığım eğitimdeki teknolojilerin bana öğretilmesi, okuduğum bölümdeki bilgilerin de tazelenmesine ve bilgilerimi de güncellememe sebep oldu. Bu bilgilerin güncellenmesi aslında benim iş hayatımdaki sahada uygulamaya geçirmemde bana faydalı oldu. Sanal eğitimlerde bir oryantasyon eğitimi aldım, bir de teknoloji tabanlı ürün eğitimi aldım. Bana hem teknolojik tabanda hem de oryantasyon anlamında çok faydalı oldu. Türk Telekom Akademi başvurunuzu olumlu değerlendirdikten sonra teknik olarak da yeterli donanıma sahip olmanız için sizi Eğiticinin Eğitimi adlı bir programa alıyor. Bu eğitimi başarıyla tamamladıktan sonra eğitimlere gözetmen olarak katılıyorsunuz. Gözetmen olduğunuz bu aşamadan sonra da artık eğitmen olarak eğitimlere siz bireysel olarak katılımlara başlıyorsunuz. Her eğitim aslında bir proje yönetimi. Birbirinden farklı kişilerle karşılaşmak bakış açınızı inanılmaz zenginleştiriyor. Aynı zamanda her türlü geri bildirimi aldığınız bir platform olduğu için de iletişiminizi güçlendiren bir alan. Ben Türk Telekom Akademi'de eğitmenlik sayesinde iletişim, ekip yönetimi, zaman yönetimi ve diplomasi yönünde kendimi yenileme ve geliştirme fırsatı buldum. Türk Telekom Akademi'yi yaşam boyu öğrenme kültürümün okulu olarak görüyorum aslında. 20 yıldır Türk Telekom grubunda çalışıyorum. Benim için yaşam boyu öğrenmede en önemli destek Türk Telekom Akademi. Öğren molası ve teknoloji kürsüsü etkinlikleriyle birlikte aslında gündemi takip eden konuşmacılar şirketimizde sunumlar yapıyor. 2018 yılında katıldığım Future Technologies programı aslında çok güzel bir deneyim sağladı bana. Yol haritasında konuştuğumuz teknolojileri Huawei'in laboratuvarında deneyimleme fırsatımız oldu. IoT, Big Data, yapay zeka, akıllı şehirler gibi teknolojileri lab ortamında görmüş olduk. Huawei Lab ortamında ve Teknoloji Üniversitesi'nde gördüğüm yeni teknolojiler beni bayağı heyecanlandırdı ve Türk Telekom olarak bu teknolojileri kullanmak konusunda yol haritamızdaki konuları detaylandırmakta bana fayda sağladı. Eğitim aldığım dönemde Türk Telekom'un altyapısının ve ekipmanlarının sunduğu bir laboratuvar oluşturacağını öğrendim. Ve bu laboratuvarda uzmanlarının bize eğitim vereceğini öğrendim. Ustasından telekomünikasyon projesine de bu şekilde dahil oldum. Daha henüz üniversitedeyken sektörde çalışmakta olan ustaların bile görmemiş olduğu fiber kablo ve füzyon makinelerinin kullanımını gerçekleştirdim. Görmüş olduğum eğitimler sektör hakkında deneyim sahibi olmamı sağladı. Bu proje Türkiye'nin en büyük altyapısına sahip olan Türk Telekom ailesinde olma isteğimi arttırdı. Benim gibi Türkiye'nin pek çok yerinde telekomünikasyon sektörüne ilgili gençlere bu fırsatı sunduğu için Türk Telekom'a teşekkür ederim. Teşekkür ederim izlediğiniz için de. Evet, biz de teşekkür ederiz. Gerçekten özellikle eğitim programınızın nedenli başarılı olduğunu gösteriyor. Katılımcılar çok memnunlar, belirli yetkinlikler elde etmişler. Evet, şimdi şöyle bir 5 dakika ara verelim. Cansel, siz de ayrılmayın isterseniz eğer vaktiniz varsa. Tamam hocam, olur. Tamam. Evet arkadaşlar, 5 dakika ara veriyoruz. Bu arada Gözde ile bir görüşürüm. Nasıl sesini ayarlayabildi mi? Benim şu anda sesim geliyor mu? Bölüyorum ama hemen bir kısa deneyelim istedim. Gözde daha iyi. Süper, tamam süper. Çözdük yani. Yani bayağı iyi. Tamam, şahane hocam. Normale dönmüş. Tamamdır. 5 dakika ara veriyoruz. Sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Lütfen ayrılmayın.
Evet, tekrar devam edebiliriz. Gözde ve Cansel buradalar sanırım. Evet hocam, ben herhalde sözü Gözde'ye bırakıyorum şimdi. Evet, Gözde tekrar merhaba. Merhabalar. Demin sesin çok kötü geliyordu, hiç amacına ulaşamayacaktı eğitim. Tamam. Dolayısıyla bu şekilde ilerledik. Seni bekledik, kusura bakma. Şimdi Gözde'ciğim, sizin sunacağınız konu Türk Telekom'da dijital iletişim konusu. Şimdi iletişim dediğimizde işte mesajın karşı tarafa doğru varabilmesine yönelik bir uygulamadan söz ediyoruz ama siz Türk Telekom olarak dijital iletişim dediğinizde kimler arası iletişimi kapsayan bir iletişimden söz ediyorsunuz? Yani sadece örgüt içi iletişim mi? Yoksa işte tedarikçilerle, iş ortaklarıyla, yani tüm paydaşları da kapsayan bir iletişimden mi söz ediyorsunuz? Çünkü insan kaynakları uygulamaları dediğimizde genelde hani çalışanlar arası, çalışanla yöneticiler arası iletişim mi anlarız ama sanırım sizin iletişim biraz daha geniş boyutlu. Hocam çok doğru aktardınız aslında. Aynen o şekilde. Yani hem dijital iletişim hem biraz bizim tarafta dijital iletişim işveren markasında dijital iletişim aslında. İnsan kaynakları için gerekli olan kısmını söylüyorum. Normalde tabii ki hani satış tarafında işte bölgeler, aynı zamanda bayiler ve genel olarak genel müdürlük satış için konuşuyorum. Burada tabii ki tedarikçiler, bütün paydaşlar, aynı zamanda bütün iştiraklerimiz ve müşterilerimizle şirketimizin arasındaki bütünleşimi kapsıyor. Biz bunu İK içerisinde çalışanlarımızla iletişim ve aynı zamanda da potansiyel adaylarımızla iletişim olarak farklı iki kutupta konumlandırıyoruz. Ama yaptığımız iki iletişim de aslında işveren markasına hizmet ediyor gibi düşünebilirsiniz. Bu da aslında markanın biraz, yani Türk Telekom nasıl bilinir? Bir operatör hem internet hizmeti veriyor, hem işte sabit TV televizyon hizmeti veriyor, telefon GSM operatörü aynı zamanda. Ama bir marka olarak, yani bir işveren olarak Türk Telekom'u nasıl biliyoruz? Biz aslında bunun için çalışıyoruz. Bir işveren olarak Türk Telekom'u tanıtmak istiyoruz potansiyel adaylara ve aynı zamanda da tabii ki çalışanlarımıza karşı nasıl bir işvereniz, onlara nasıl hissettiriyoruz? Bizim için temel pusula bu kısım aslında. Evet, peki özellikle Türk Telekom'daki, pardon, İletişime yönelik, pardon, devam edebilirsin. Tamam, tamamdır. İyisinizdir hocam, umarım bir su için içiyorsunuz zaten. Tamamdır, yavaştan başlıyorum. Sizin iyi olduğunuzdan emin olayım, bir ses duyalım, ardından başlayayım. Şöyle sunumumu yansıtmak istiyorum bir yandan ama bizim özellikle pardon, ses gitti. Estağfurullah. Sunumumu yansıtamıyorum bu arada, sanırım hostluğum yok olabilir. Co-host olarak geçiyorum. Doğulsam etkinlik ana host görünüyor. Hostluk verebilir misiniz acaba? Bir kere paylaşacağını bir açman gerekiyor. Paylaşacağın slaytı. Evet, açık. Sonra onu aşağıya indirmen gerekiyor. Hı hı, orada. Ve share screen yaptığında. Evet evet, aşağıda, biliyorum ama paylaşamıyorum şu anda. Yani şeyim yok, iznim yok host olmadığım için. Allah Allah. Evet, neden öyle oldu anlamadım ama. Yani böyle bir durumla karşılaşmadık ama. Gözde Hanım merhabalar. Merhabalar. Sizsiniz host sanırım. Merhabalar, evet. Merhabalar, bana hostluk verebilirseniz. Yok, şöyle co-host yaptım sizi. Aşağıdaki share screen'den paylaşınca direkt sunumunuz ekranda görünecektir zaten.
Sanırım şimdi oldu. Şimdi oldu. Tamam. Olacak yani umarım. Şöyle bağlanıyor gibiyim ama olmuyor sandım. Oluyormuş sanırım. Görebiliyor musunuz şu anda? Evet, görünüyor. Ekranımı. Tamamdır. Süper. Evet, zaman... görüyoruz gözleri. Tamam. Görüyoruz. Hem de sesim bu arada düzeldi, fena değil. Tamamdır. Teknik aksaklıkların olduğu bir ders evet. oldu. Ses konusunda özellikle. Hem benden hem sizden. Şimdi başlatıyorum sunumumu ben de. Umarım keyif alırsınız arkadaşlar. Önce işveren markasında dijital iletişimden önce aslında, dijital iletişim döneminden önce biraz hem kendimden hem de Türk Telekom'dan bahsetmek istedim. Önce kendimden kısaca bahsedeyim demiştim ama zaten Nükhet Hanım bizlere söz verdi. İç iletişim ve işveren markası uzmanı olarak Türk Telekom'da çalışıyorum. Yaklaşık 1,5-2 yıldır çalışıyorum. Kampüs iletişimi, sosyal medya, aynı zamanda Start Genç Yetenek Programı'nın iletişimi, tasarlanması vesaire gibi içerikler üretilmesinden sorumluyum. Sosyal medya hesaplarında hem yönetim hem de içerik üretimi yapıyorum. Ve farklı dijital projelerde de yer alıyorum şeklinde özetleyebilirim aslında yaptığım işi. Biraz Türk Telekom'dan bahsedecek olursak aslında arkadaşlar tarihçemiz gerçekten çok çok geçmişe dayanıyor. Bu da 1841'de Posta Nezaresi'nin kurulmasından bu yana 2016'daki şirket birleşmesiyle aslında şirket birleşmesini izleyen bir sürecimiz var. Belki hatırlayanlar vardır, 2016'da televizyon reklamlarımız da çıkmıştı. TTNet grubuyla aslında tamamen Avea grubunun da dağılıp Türk Telekom grubu adı altında birleşmesiyle son 5 yıldır serüvenimizi devam ettiriyoruz diyebilirim. Gerçekten köklü bir şirket ve bizim için aynı zamanda müşterilerimiz için ve tüm Türkiye için aslında Türkiye'nin lider şirketi. Sabit telefon, mobil TV ve geniş bant ürünleri, bundan da bahsetmiştim. Sunum benden önde gitti. Cansel'in de bahsettiği gibi 81 ilde yaklaşık 35 bin çalışan sayımızla Türkiye'nin en büyük işverenlerinden biriyiz aynı zamanda. Ve yine 81 ilde 331 bin kilometre fiber altyapımız var. Bu da ne kadar dolaşmak olduğunu hatırlamıyorum ama sanırım dünyayı 7 kere dolaşmak gibi bir şeye tekabül ediyordu bu kilometre. Ve bizim için de bu tabii ki çok gurur verici bir şey. Bu ağlarla bütün Türkiye'yi örüyor olmak. Şu anda da 50.4 milyon aboneye hizmet demişim burada ama 2 gün önce bir reklam filmimiz çıktı yine televizyonda. Belki görenler vardır. 51 milyon abone olduk. Bunu da buradan aslında tekrar müjdelemiş olalım. Burada bilgim benim geri kalmış. Arkadaşlar duyabiliyor musunuz net bir şekilde? Ben biraz gene kısık duyuyorum ama nasıl bir problem var anlayamadım. Yani ilk başta çok güzel geliyordu sesin. Duyabiliyorlar mı acaba? Arkadaşlar? Bilmiyorum. Evet, ha, evet hocam, çok az geliyor ses. Biraz kısık dedi. Az geliyormuş. O zaman ben kulak... Buradan seslenmeye çalışayım herkese. Evet, daha net oldu. Tamam, birazcık bilgisayarın dibine gireceğim. Kusura bakmayın lütfen sesimi duyurmak. Yok, olsun. Birazcık yakından anlatacağım. Bu kadar çalışanın içerisinde kimler var diye ben aslında özetle Türk Telekom grubu dediğinde ne anlamamız gerekiyor? Biraz bundan bahsetmek istedim. Öncelikle Türk Telekom International'ımız var. Toptan data ve kapasite servis sağlayıcısı. Yurt dışındaki bacağımız gibi düşünebilirsiniz. Innova şirketimiz var. Innova bizim bilişim teknolojileri ve danışmanlık ve çözüm sağlayıcısı şirketimiz. Argela'mız var. Bilişim teknolojileri geliştirme ve yazılımdan sorumlular. Sebit'imiz var. Online eğitim yazılımlarında hem de Cansel'in bahsettiği bu eğitimlerde, oyunlaştırmalarda faydalandığımız, dirsek temaslı çalıştığımız şirketimiz. Asist'imiz var. Çağrı merkezi ve müşteri hizmetlerimizi Asist yönetiyor. Ve aynı zamanda girişim desteği ve sermaye yatırımı veren, girişimcilere destek olan ve gerçekten çok hatır sayılır meblağlarda yatırım yapan şirketimiz Türk Telekom Ventures var. Girişimcileri de desteklediğimizi buradan aslında söylemiş olduk biraz. Genel yapımızdan da kısaca bir bahsetmek istedim arkadaşlara. Bilmeyenler olabilir çünkü. Genel müdürlük ve bölge müdürlüklerimizle toplamda 11 bölge müdürlüğümüz var. İstanbul'da 2 yakada birer tane ve Ankara'da da birer tane olmak üzere de toplamda 3 genel müdürlüğümüz var diyebilirim özetle. Biraz artık yavaş yavaş yani Türk Telekom'un genel neler yaptığını çok da detaylandırmadan aslında size anlatmaya çalıştım. Esas konumuz bölünmesin diye arkadaşlar. Bugün neler konuşacağız? Bunları özetledim. İşveren markası nedir öncelikle ve ne değildir? Biraz bundan bahsedeceğim. İşveren markası yönetiminde dijital iletişim aslında bugün burada olmamın ana sebebi. Çalışan iletişimin önemi. Ve Türk Telekom'da işveren markası.
Ben birazdan yaptığımız bütün şeyleri aslında Türk Telekom özelinde size özetliyor olacağım. Ve siz de oradan zaten işveren markası çalışmalarının neler olduğunu canlı örneklerle görmüş olacaksınız. Öncelikle şu anda bizim içinde bulunduğumuz, tam olarak içinde bulunduğumuz durumdan bahsetmek istedim ben. Biliyorsunuz pandemi döneminde çok fazla şirket, çok fazla karar aldı. Evden mi çalışsa, hibrit mi çalışsa, başka bir model mi geliştirse şeklinde. Biz de 1 Kasım itibariyle kişiye özel çalışma modeli adını verdiğimiz bir modelle, şu anda da benim evde olmamın sebebi aslında ve Cansel'in de aynı şekilde, hibrit çalışma düzenine geçtik. Ama bunun ismini hibrit demiyoruz biz çünkü 4 farklı çalışma şekli var. Tamamen ofisten, tamamen uzaktan çalışanlar, tamamen mobil çalışanlar ve tamamen hibrit çalışanlar. Aslında kişilerin rol ve sorumluluklarına göre öne çıkan ihtiyaçlarıyla belirlenmiş bir süreç oldu bizler için. Farklı ekiplerin farklı ihtiyaçları var, farklı odak noktaları var. Dolayısıyla kimin ihtiyacı neye göre ise ve seçtiği günler hangi günlerse aslında bu günlerde ofise gidip kalan günlerde evden çalışabiliyor. Ve cuma günleri de herkes evden çalışıyor. Bu da bizim için çok güzel oldu. Hafta sonuna bağlanan gün olması sebebiyle uzaktan çalışmaya da çok alıştık. Bu yüzden evden çalışmak bizim için çok avantajlı oldu. Ve bunu tabii ki çalışanımıza dijital yollarla duyurduk. Şu anda buradan dediğim gibi sizinle konuşabiliyor olmamın da aslında temel sebebi dijital iletişim. Bizim bu kişiye özel çalışma modelini gerçekleştirdiğimiz tarafta çalışan deneyimi ve işveren markası bir faaliyet aslında bu da. Günün sonunda baktığınızda çalışanınızı mutlu etmek ve dışarıya da aynı zamanda güzel bir karar duyurmak için bunu yapıyorsunuz. Dolayısıyla bütün anlatacağım şeyler başta bahsettiğim gibi işveren markasının dijital iletişimi kapsamına giren şeyler olacaklar. Burada bir şöyle girebilirim aslında buraya. Bütün bu 35 bin kişiyi birbirine nasıl bağlıyoruz derseniz, burada bizim ana çalışan iletişimi uygulamamızdan bahsetmek istiyorum size. İsmi MobilePort arkadaşlar. Bu tamamen hepimizin cebinde olan, hepimizin herkesin şu anda indirmediği ama yavaş yavaş bütün şirketimizin aslında indirmeye başladığı bir uygulama. Bunu şirket için Instagram'ı gibi düşünebilirsiniz. Çünkü sık sık elimizde, çünkü buradan işte hem seyahatlerimizi düzenleyebiliyoruz, izinlerimizi düzenleyebiliyoruz, maaşlarımızı, zamlarımızı, primlerimizi görebiliyoruz. Hem de aynı zamanda örneğin Adana'daki bir fiber optik kablo bağlayan bir çalışanımızla çalışanımızın ne paylaştığını ben oradan anlık bir şekilde görebiliyorum. Ve şirket içerisinde aslında kim neler yapıyor, yani Bodrum'da yeni bir bayi mi açılmış, hemen oradan bunu porta yüklediği anda ben buradan İstanbul'a genel müdürlükte oturduğum yerden görebiliyorum. Bu port bizi birbirimize bağlıyor. Farklı kampanyalar oluyor, farklı işbirliklerimiz oluyor. Çalışan ilanları, kan gönülleri, İK işlemleri gibi birçok aslında şeye ulaşabiliyorsunuz. Bu bizim bugünün dünyasında dijital iletişime aslında ne kadar ihtiyacımız olduğunun bence en büyük göstergesi. Çünkü gerçekten çok zor. Aynı anda her yerde olamıyorsunuz. Ve hani genel müdürlükten yürütülen bir işveren markası düşündüğünüz zaman çok tekel görünüyor. Ama böyle bir uygulama geliştirdiğimizde gerçekten bütün Türkiye'yi aslında tek tuşla birbirine bağlayabiliyor oluyoruz. Bu bizim Gözle kaçırmış olabilirim ama bir şey soracaktım. Şimdi değişik çalışma şekillerimiz var dedim pandemiyle birlikte. Bunları kişiler kendisi mi seçiyor yoksa pozisyona göre, göreve göre değişebiliyor mu? Sağ olun hocam sorunuz için. Kişiler kendisi yarı seçiyor, yarı seçmiyor diyebilirim. Direktörlükler tarafından belirlenen ve uygun görülen sistemlere uyarlanıyoruz aslında. Ama şöyle bir güzelliği var bunun. Örneğin benim direktörlüğüm, benim yani işveren markası yaptığım ya da iç iletişim yaptığım çalışma alanımda eğer hibrit sistem belirlendiyse ben günlerimi kendim seçebiliyorum. Yani bu da çok güzel. Büyük bir avantaj. Çünkü sosyal hayatımı ona göre düzenliyorum. İşimi, gücümü, hani dışarıda işim varsa ona göre hallediyorum. Hangi gün evde, hangi gün ofiste olacağımı kendim biliyorum. Bu da güzel bir avantaj oluyor. Aslında hani başlangıçta Cansel'de konuştuğumuz konuda o çevik organizasyonlar vardı. Çevik organizasyonların özelliğinden birisi de bu. Yani çalışma şeklini kişinin biraz kendisinin seçmesi. Evet. En azından hani çalışma günlerini seçebiliyor olmak bile büyük bir avantaj aslında. Tabii hani ki. Hani ne gün ofise gidecek, ne gün evden çalışacak.
Aynen öyle. Yani bizim ana marka vaadimiz değerli hissettirir. Türk Telekom değerli hissettirir şeklinde. Çok duyuyorsunuzdur. Kulağınızda mutlaka çalınıyordur. Ana marka vaadimiz buyken aslında değersiz hissettirecek bir şey yapmamız hiç uygun olmuyor. Dolayısıyla değerli hissettirin arkasında aslında bu şekilde. Yani yaptığımız bütün uygulamalarda durmaya çalışıyoruz. Ve bunu ilke ediniyoruz. Dolayısıyla bu da bence çalışanı değerli hissettiren en güzel uygulamalardan bir tanesi diye düşünüyorum. Mobil portumuzu anlattım. Ardından birazcık daha çalışan iletişimine, yani iç tarafta port haricinde neler yapıyoruz tarafına odaklanmak istedim. Burada bizim COVID boyunca, pandemi dönemi boyunca bütün bu sahada, ofiste, evde çalışan arkadaşlarımıza, biliyorsunuz hani hem bayiler var, hem bölge var, hem dışarıda çalışan mobil ekiplerimiz var, arabalı, yolda belki görüyorsunuzdur. Bu ekiplerimizi, özellikle bu ekiplerimizi, yani çok fazla evlere girip çıktıkları için, çok fazla yere uğramak durumunda kaldıkları için COVID döneminde bu riski nasıl yönetebilirler? Bizim tarafımızdan bir şeyler yapılması gerekiyordu ve biz dedik ki bunu tabiri caizse kuru kuru yapmaktansa bizim ofiste kendi şirket doktorumuzun ağzından ismini Doktor Cavit koyduk COVID benzerliğinden dolayı ve bütün hem genel müdürlüğümüzün içerisine bu Cavit'i yerleştirdik hem de SMS sistemleriyle, e-posta duyurularıyla, genel müdürlükte dinlettiğimiz bir anda çalışanlarımızın karşısına çıkan sesli Cavit uyarılarıyla ve videolarla aslında bu dönemdeki bu riski onlara aktarmaya çalıştık ve onları her gün uyardık. Her gün olmasa bile 2 günde bir, 3 günde bir mutlaka yapmaları gereken şeyler, kendilerine nasıl dikkat edebilirler, şirket doktorları hala çalışıyor, hatta çok yoğun çalışıyor, COVID olurlarsa ne yapabilirler, nereye gitmeliler vesaire gibi bütün bildirimlerimizi yönettik ve bu şekilde aslında COVID olan bütün çalışanlarımızın, COVID olsa bile olmasa bile bütün çalışanlarımızın bağlantısını Doktor Cavit'le birlikte sağladık ve onlara önlemini al, sana bir şey olmasın dedik. Bu dönemi bu şekilde atlattık. Bizde mutlu başlangıçlar da birlikte değerli. Aslında burada hani tatlı bir örnek koymak istedim. Hem nasıl bir deneyim onlara hissettirmek istediğimize yönelik hem de hani çalışan deneyimi ekibimiz de bu anlamda farklı faaliyetler yürütüyor. Bunu da göstermek istedim ben. Dersleri çalarken çocuklarımızın yanındayız dedik ve bu yıl okulların açılma tarihi olan fiziksel olarak gideceklerdi çünkü çocuklar bu yıl okula. 6 Eylül 2021 Pazartesi gününü bütün ebeveynlerimize tatil ettik. Ve dedik ki evet, çok tatlı bir uygulama oldu gerçekten. Biz de bunu duyurduğumuz için, duyurabildiğimiz için bütün çalışanlarımıza Türk Telekom olarak çok mutlu olduk, çok sevindik. Çünkü çok güzel geri dönüşler alındı. Ebeveynlerimiz çocukların ilkokul gününde onların yanında oldular. Bunun haricinde pandemi döneminde özellikle çok daha sıktı bunların sıklığı aslında. Şu anda da hala devam eden, çok çalışıyoruz, çok yoruluyoruz. Neden biraz eğlenmeyelim dediğimiz aslında ve bu ihtiyaçtan ortaya çıkan turnuvalarımızdı. Evden çalışan bütün herkes aslında bu dönemde yaklaşık 1,5-2 yıldır FIFA, satranç, tavla, kelimelik turnuvaları yaptılar. Oyunlar oynadılar, kazandılar, ödüller verdik, ödüllendirdik, şampiyonlarımızı seçtik ve duyurduk aslında. Hem içeride onları onurlandırdık hem de sosyal medyada bu arkadaşlarımızın iletişimini yapmaya çalıştık. Bu da gerçekten çalışan motivasyonu çok fazla arttırıyor. Bizce işveren markası yönetimi yaparken en önemli şey çalışanlarımıza yönelik hem değerli hissettirmek hem de onların aslında motivasyonunu yüksek tutmak. Çünkü bir şirkette işveren markası çalışan iletişimi ne kadar kuvvetliyse aslında o kadar mutlu oluyor çalışanlar ve mutlu çalışan aslında başarılı çalışan oluyor. Müşteriye de bu geçiyor. Yani bu yüzden hepsi birbirine bağlı bizim için. Dolayısıyla eğlenmeyi de hiçbir zaman ihmal etmiyoruz ve çalışanlarımızı motive etmeyi her zaman önemsiyoruz diyebilirim. Bunlar gene dijital ortamda tabii. Evet evet, aynen öyle. Bu bahsettiğim bütün örnekler aslında dijital iletişim konuları. Hepimizin yani bu 1,5 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalar hepsi neredeyse %99'u diyebilirim. Olmayanları da zaten bahsedeceğim. Öncesinden yaptığımız çalışmalarımız da var. Bu dönemde tabii ki ödüllendirme de çok öne çıktı. Çünkü hani uzaktan kim ne yapıyor, ne kadar çalışıyor, belki hani elini taşın altına sokuyor, işte kendi görevi olmayan bir iş bile olsa arkadaşına uzaktan telefon açıp yardımcı oluyor. Önceki dönemde de aslında pandemi dönemi öncesinde de bizde bu sistemler vardı. Ama şu anda son 1,5 yılda daha da arttırdık. Dediğim gibi motivasyon bizim için
Bu hem Mucit Çalışan Girişimci Programımız üzerinden bunu anlatacağım. Hem de anlık ödüllendirme sistemimizle anlatacağım. Mucit Çalışan Girişimci Programı aslında bizim kendi içimizdeki mucitlerimizi, inovatif zihinlerimizi bulma yolculuğumuzda ortaya çıkan bir program. Buraya çalışanlarımız kendi ürettikleri bir iş sorununa bir çözüm olabilir. Hiç bahsi geçmeyen bir konuyla alakalı yepyeni bir fikir olabilir. Tamamen bizim mucit sistemimize fikir girip komite tarafından strateji dijital ekipleri değerlendiriyor. Kendi içerimizde yönetici jürilerimiz var. Ve bu jürilerin bu önerileri değerlendirdiği karşılarında çalışanlarımızı seçip onları ödüllendirip ve bu fikirleri de hayata geçirdiği bir sistemimiz var. Bu da aslında biz hem dışarıdaki girişimcilere destek veriyoruz, bunu anlatmak istiyoruz. Hem de kendi çalışanlarımızdan da girişimciler çıkarmak istiyoruz. Fikirleri bizim için her zaman değerli. Mucit sistemimize diledikleri kadar, diledikleri zaman fikir girebiliyorlar ve hiçbir fikir değerlendirmesiz kalmıyor. Bu da çalışanlarımızı motive eden unsurlardan biri. İkincisi de anlık ödüllendirme. Bu da aslında ilk bahsettiğim şey. Projesini bir arkadaşımız gereğinden... Bu mucit fikir geliştirme, mesela müşterilerle ilişkileri geliştirme anlamında falan da olabilir değil mi? Tabii ki her anlamda olabilir. Aslında hiçbir sınırımız yok. O yüzden kendi yaptıkları işlerle alakalı da fikir üretip giriş yapabilirler. Tamamen bayilerle alakalı akıllarına bir şey. Mesela bir sosyal etkinlik yapılmasını istiyor diyelim ki çalışanlar. Buna ilişkin de öneri getirebilirler sana. Aynen öyle, aynen öyle. Bir toplumsal ya da sosyal sorumluluk projesi geliştirilebilir belki. Tabii ki. Yani başvuru formunda zaten giriş formunda onlara yönelttiğimiz sorular var. Ve bu soruları anlamlı ve doğru şekilde, düzgün bir şekilde girdikleri takdirde onlar mucit sisteminde değerlendirmeye hak kazanan çalışanlarımız oluyorlar. Anlık ödüllendirme sistemine geri dönüyorum hocam. Anlık ödüllendirme sisteminde de iş arkadaşına layığından fazla yardımcı olmuş arkadaşlarımız olabiliyor. Veya kendi iş tanımının dışında yepyeni bir şeye başlamış ve bir ekibin çok güzel bir işini aslında geliştirmiş fark etmeden geliştirmiş arkadaşlarımız olabiliyor. Ya da verilen göreve gerçekten çok sıkı, çok iyi bir şekilde takip etmiş ve çok güzel bir proje imza atmış arkadaşlarımızı o anda ödüllendiriyoruz. Bu da bizim çok gurur duyduğumuz bir dijital projemiz aslında. Ayda bir komitemiz toplanıyor, düzenli aralıklarla toplanıyor ve bu anlık ödüllendirmeleri çok da güzel ödüller oluyor bunlar. Çalışanlarımızla buluşturuyor. Bunlar da yine çok büyük motive unsurları diye düşünüyorum. Türk Telekom Akademi'ye geçmiştim. Cansel ağzına sağlık, çok güzel anlattı. Ben aslında çok daha hani kısa geçeceğim. Cansel çok daha benden sonra anlatacaktı ve detaylandıracaktı diye düşündüğüm için. Bizim burada akademi binamızı ben koymak istedim. Kurumsal akademi olarak Türkiye'nin harika en büyük akademisiyiz. Evet, aynen öyle. Aynı zamanda sadece eğitim amaçlı kullanılan bir bina. Eğitim amaçlı aynı zamanda bir konuk evi özelliği de taşıyor hocam. Evet, çünkü tamam. Burada Türkiye'nin dört bir yanından gelen çalışanlarımız oluyor ve eğitim sınıfları var aynı zamanda bina içinde ve konaklayabiliyorlar. İşte açık büfesi var vesaire. Onlar için çok da güzel bir imkan sunmuş oluyoruz. Belki önünden geçen arkadaşlarımız vardır, bilmiyorum, Ataköy tarafında yaşayan varsa. Burada eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz ama tabii ki hani pandemi döneminde bunu yapamadık. Biz ara ara işlerimiz için gittik Ataköy binasına. Ama gerçekten hani kurumsal akademiye verdiğimiz önemi, değeri binamıza girdiğinizde de hani fırsatları olursa arkadaşların günün birinde eğitim almak gibi burada çok daha hoşlarına gideceğinden emin olduğumuz fiziksel bir sistem aslında burada yaratmaya çalıştığımız. Burada Cansel'in yine çok detaylı anlattığı gibi hayata değer katan eğitimler sunmayı vaat ediyoruz aslında. Çok daha detaylı anlattı arkadaşım zaten. Buraları belki geçebilirim ama bizim için çok önemli olan bir yanı, akademinin de bir uygulaması var. Dijital iletişim örneği olduğu için ben buraya koymak istedim aslında. Yani normalde işte eğitimler atandığında şirketin tarafından size bazen mail karmaşasında görmeyebiliyorsunuz. Ya da akşam bakarım ya da sabah bakarım deyip belki sizin için çok önemli olsa bile bilgisayardan yapmaya bazen
imtina edebilmeyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bir mobil uygulama geliştirdi akademi ve dijitalleşimin çok güzel bir örneğini attı bence işveren markasında. Tek tuşla bütün eğitimlerimizi app üzerinden tamamlayabiliyoruz. Ve bu da hiçbir eğitim aslında kaçırmamamız anlamına geliyor. Benim hatta son böyle bir iki aydır akademiyle alakalı bir problem yaşıyordum ekranlarımda. O dönemde de öteki uygulamayı kullandım. Dedim ki bu çok daha rahat bir şeymiş. Ben neden bunu kullanmıyormuşum? Ve app'te şu anda çok daha bütün eğitimlerimi çok daha eksiksiz gerçekleştiriyorum. Çok da keyifli oluyor. Akademiye yine birazcık değinmiştim ama burada hani yine çok kısa geçmek istiyorum. Ben akademinin sunduğu bir diğer dijital iletişim örneği de iş okulları ve bu iş okullarını aslında uzaktan gerçekleştiriyor olması. Burada İK pazarlamadan tutun satışa, finansa bir sürü iş okulu var ve bunların hepsini birer mikro MBA gibi hayal edebilirsiniz. Gerçekten çok kapsamlı. Ben aylardır İK okulunun içerisindeyim ve mutlaka haftada bir, iki haftada bir 9'dan 4'e çok sıkı, çok güzel eğitimlerimiz oluyor ve sadece akademi içi eğitmenleri de değil, aynı zamanda dışarıdaki profesyoneller, uzmanlar ve şirket profesyonelleri de hocalarımız oluyorlar ve bize dersler veriyorlar. O yüzden her birimiz için bu iş okulları da çok kıymetli. Pandemiye rağmen gelişimi asla durdurmadık diyebilirim. Bu da işveren markasına bence çalışan anlamında çok katkı sağlayan noktalardan bir tanesi oldu. Bir de bir şey soracaktım. Yani seninle direkt ilgili olmayabilir ama. Şimdi insanların bir mesleki yetkinlikleri oluyor. İşe ilişkin yetkinlikleri. Ama bir de sosyal bir takım yetkinliklerimiz olabiliyor. Yani ben öğrencilerime hep tavsiye ediyorum. İşte bir enstrüman çalmayı deneyin veya bir spor dalıyla uğraşmayı deneyin. Çünkü bunlar insana çok şey katıyor. Ve bazı organizasyonlar, işletmeler kişilerin bu sosyal yetkinliklerini de değerlendirebiliyor. Türk Telekom'da bu tür bir uygulama var mı? Ne bileyim bir hani orkestra oluşumu gibi veya işte bu sosyal yetkinlikleri geliştirmeye yönelik uygulamalar var mı? Tabii ki var. Sunumumun ilerleyen zamanlarında geleceğim oraya. Çok da az kaldı diye hatırlıyorum. Tamam, o zaman bekleyelim. Orada bahsettim. Tamam. Çok daha iyi olacak. Sağ olun hocam sorunuz için. Dijital geçitten bahsetmek istedim. Çünkü Türk Telekom'a hani siz de 4. sınıf ve hani belki mezunsunuz ama başvurduğunuz zaman uzaktan çalışıyor bile olsanız dijital oryantasyon sürecimize dahil oluyorsunuz. Ve gerçekten hani Türkiye'de denenen ilk dijital oryantasyon sistemi olduğu için bizim için çok gurur verici. Şu adamın girdiği kapıdan giriyorsunuz ve içeride bizim şirketimize dair bütün bilgileri aslında öğrenebileceğiniz dijital panolar, ekranlar mevcut. Ve bu ekranların içerisinden aslında Telekom'u gezebiliyorsunuz. Ve hani ilk girdiğinizde şöyle bir durum olur, işte arkadaşlarınıza sorarsınız ya hani işte X için nereye gitmem lazım, işte Y konusunda bir problemim var, kime danışmam lazım şeklinde. Hiç gerek kalmıyor. Uygulamadan tamamen gezerek, tıklayarak bütün süreçler hakkında bilgi alıp kısa sürede şirketimize uyum sağlayabiliyorsunuz. Bunu kimler girebiliyor bu sisteme? Şöyle gösterdim. Bütün yeni çalışanlarımız girebiliyor. Yeni çalışanlar. Aynen. Staj yapanlar veya tabii, yapacak. Tabii. Evet, onlar da girebiliyorlar. Startla başlayan arkadaşlarımız girebiliyorlar. Burada görüyorsunuzdur, burada hani panolarımız var. Ve hani şirketin sunduğu ürün ve hizmetler hakkında bilgi almaktan tutun, İK ile alakalı yaşadıkları birçok probleme kadar hepsinin cevabı uygulamanın içinde gezerken öğrenilebiliyor. Böyle çok fotoğraf koymuşum. İş kazası olursa ne olur? İşte kırtasiye desteği var mı? Vesaire gibi birçok sorunun cevabı aslında burada. Bir fotoğraf daha koymuşum. Kreş ve anaokullarımız, konuk evi, akademi. Yavaş yavaş sizin bahsettiğiniz kısma doğru geliyorum aslında. Bizim şirketimizde bizim çalışanımız olmasının yanı sıra çok farklı değerleri olan arkadaşlarımız var. İçimizde dalgıçlar var, tiyatrocular var, profesyonel oyuncular var, satranç şampiyonları var. Aslında bir sürü farklı şeyle uğraşan ve çok yönlü çalışanlarımız var. Ve biz de bunu hem sosyal medya kanallarında göstermek istedik hem de
haftalık yayınlanan bir bültenimiz var ve bu bültende aslında bütün Türkiye'ye bu arkadaşlarımızın yeteneklerini duyurmak ve onları gururlandırmak istiyoruz. Bu yüzden iki farklı çalışma yapıyoruz biz. Hem Değer Katanlar, YouTube Türk Telekom kanalından aratabilirsiniz. Farklı birindeki çalışanlarımız aslında kariyer yolculuklarını anlatıyor bizler için. Nerelerden mezunlar, neler yaptılar da buralara geldiler şeklinde bütün hikayelerini tüm samimiyetiyle anlatıyorlar. Bakmanızı çok isterim. Ezber bozanlar da Türk Telekom çalışanları sıra dışı ilgi alanlarını bizle paylaşıyorlar. Bunlar da yine sosyal medya hesaplarımızda düzenli olarak paylaştığımız içerikler. Yavaştan dediğiniz kısma geldim artık. Bizim arkadaşlar 44 şehirde 38 spor kulübümüz var, amatör spor kulübümüz ve 33 branşta, her biri çok kıymetli ve çok değerli. Yaklaşık 6000 tane sporcuya, amatör sporcuya destek veriyor Türk Telekom. Yani judodan tutun haltere kadar, basketbol, zaten Türk Telekom basketbolu belki biliyorsunuz. Bizde çalışan olmak gerekiyor değil mi? Türk Telekom çalışan olmak. Çalışan olmak hiç gerekmiyor. Tamamen aslında dışarıya açtığımız bir şey bu. Türkiye'nin her bir yanındaki amatör sporcuyu desteklemek anlamında yola çıkmış bir proje. Bir sosyal sorumluluk projesi. Sosyal sorumluluk projesi, aynen öyle. Ama bu sosyal sorumluluk projesinin içerisinde aslında gönüllü gibi, hatta bir çalışan gibi çalışan, direktörlüğü olan bir şey olduğu için söylüyorum bunu. Arkadaşlarımız var. Kendi bir görevleri var. Türk Telekom'da bir iş yapıyorlar, evet. Ama aynı zamanda bu amatör sporculara destek noktasında da ilgili faaliyetlerde dilediklerince görev alabiliyorlar. Ben sağ altı arkadaşların bakması için turktelekomspor.com.tr diye web sitemizi koydum. Buradan çok neler yapılıyor? İşte Avrupa'da çok fazla şampiyonumuz oluyor. Özellikle tekvandoda ve kadınlar tekvandoda. Bu da çok güzel bir şey bizim için. Dolayısıyla neler oluyor, neler bitiyor bu tarafta arkadaşlar web sitesinden inceleyebilirler. Aynı zamanda da çalışanlarımızın tamamen yine farklı bir görev alırken Türk Telekom'da gönüllülük esasına dayanarak yapabildikleri çok kıymetli, bizim için gerçekten hayati önem taşıyan Türk Telekom arama kurtarma ekibimiz var. Bu aslında her türlü durumda olay yerine hızla ulaşıyor ve AFAD'la koordineli bir şekilde çalışıyor bu ekibimiz. Bir sivil toplum örgütü aslına bakarsanız. Hatta son başımıza gelen bu Giresun seli, İzmir depremi, Erzurum depremi, Van depremi, çok fazla enkaz altında, vatandaşımızı enkaz altından çıkarmış arkadaşlar bunlar. Ve 150 üyesi var şu anda. TAKE diye isimlendiriyoruz Türk Telekom Arama Kurtarma Ekibini. Hepsi çok bilinçli, hepsi çok sıkı eğitimlerden geçen arkadaşlar. Yani örneğin teknolojinin bir biriminde de çalışıyor olsanız, network mimarıysanız, işte elektronik mühendisiyseniz ve bambaşka bir alanda Türk Telekom'da çalışıyorsanız, yine de ben TAKE gönüllüsü olmak istiyorum. Ve ben hani bu bütün bu afetlere katılmak istiyorum, AFAD'la koordineli bir şekilde çalışmak istiyorum bu sivil toplum örgütünde derseniz, tüm eğitimleri geçtikten sonra ekibimizle birlikte bu çalışmaları gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da bizim için yine çok önemli sosyal sorumluluk projelerinden bir tanesi diyebilirim aslında. Ve burada nicesi var. Bir fark yeter, Türkiye'ye değer. Bizim kurumsal sosyal sorumluluk projemizin aslında ana çatı markası. Biz herkes için erişilebilir iletişim sunuyoruz. Bütün Türkiye'ye aslında sunduğumuz, vaat ettiğimiz şey bu. Değerli hissettirmek yanında. Ve bu gördüğünüz bütün üçgenlerde aslında tek farklı yaptığımız, çalışanlarımızla birlikte ve işbirlikçilerimiz, paydaşlarımızla birlikte yaptığımız bütün kıymetli çalışmaları görüyorsunuz. Biz engelliler için çok duyarlı çalışmalar yapıyoruz. Gönüllülük bizde gerçekten çok yüksek farkındalıklı olan aslında bir şirketiz. Sesli kitaplar dikkatimi çekti. Görme özürlü olan vatandaşlar için, evet, önemli diye düşünüyorum. Aynen öyle hocam. Bir uygulamamız var Telefon Kütüphanesi adında ve çalışanlarımız orada kitap seslendiriyorlar görme engellilerimiz için. Yani bunu hem paydaşlarımızla yapabilmek hem de çalışanlarımızı bunun bir parçası haline getirebilmek çok keyifli. Çünkü sesinizle birinin aslında hayatına dokunuyor olabilmek, belki yarım saatinizi alıyor o kitabın 10 sayfasını seslendirmek, ama onlar için çok kıymetli bir şey. Bu yüzden biz bu telefon kütüphanesini gün be gün aslında kitaplar ekleyerek büyütmek istiyoruz. Aynı zamanda gençlere sanayi 4.0 eğitimleri veriyoruz. Türkiye'nin her yerinde kodlama gibi, teknoloji eğitimleri gibi. İnternette hayat kolay da hem esnafımıza hem el emeğiyle bir şeyler yapmaya çalışan kadınlara dijital okur yazarlık eğitimleri veriyoruz. Pazarlama öğretiyoruz. Hedefi olan kadına internetle hayat
kolay. Yine aynı şekilde ev hanımlarımıza bir şeyler yapıp elinde dantel olsun, seramik olsun, aslında bütün vatandaşlarımıza dokunmaya çalışıyoruz bu gibi projelerimizle. Gün işi projemiz var. Az gören çocuklara okullarda çok güzel eğitimler veriliyor. Çok fazla okul var. Yine detayını ben incelemeleri için arkadaşların sağ alta bıraktım. Türkiye Değer.com.tr'de ve Türk Telekom okulları da 76 eğitim binasında şu anda eğitim gören birçok minimiz var. Bütün bunlar bizler için çok değerli. Hepsi aslında dijital iletişimin, tabii ki fiziksel iletişiminde önemini yansıtıyor ve bizim işveren markamız için hepsi çok kıymetli projeler diyebilirim. Hem çalışan iletişim anlamında hem de tabii ki dışa yaptığımız iletişimler anlamında. Yavaştan kapatıyorum aslında ama ben hani Start tarafında, Start'tan çok bahsettik. Biz Cansel'le buraya gelmeden önce de Cansel'in de bahsettiği gibi konuşmuştuk. Start bizim için çok önemli ve arkadaşlarımız için de çok önemli olacağını düşündüğümüz bir proje. 20.000'in 25.000'in üzerinde başvuru aldığımız bir genç yetenek programı ve gerçekten yine Cansel'in de bahsettiği gibi çok sıkı eleme süreçlerinden geçiyor arkadaşlarımız ve en sonunda bir kamp sürecine dahil oluyorlar. Kamptan da geçtikten sonra artık ya bizim stajyerimiz olarak çalışmaya başlıyorlar ya da yeni işim programımız kapsamında Start yeni işim, Start stajım ikiye ayrılıyor bu arada. Bizimle uzun dönem çalışmaya başlıyorlar. Ben geçen senenin ana görselini koydum ortaya. O yüzden son başvuru 12 Şubat 2021 yazıyor. Yanıltmasın, yanlış yerlendirmiş olmayayım lütfen. Projemizin şu anda yani Start başvurularının şu anda ne zaman açılacağını tam kestirememekle birlikte önümüzdeki 1-2 ay içerisinde duyurmuş olmayı hedefliyoruz biz. Ben sunumumun en sonuna zaten bütün dijital kanallarımızın adreslerini koydum. Birazdan gösteriyor olacağım size. Fotoğrafını çekmenizi öneriyorum. Çünkü çok fazla dijital iletişim yapılıyor ve çok fazla kanaldan aslında adaylarımıza ve çalışanlarımıza dokunmaya çalışıyoruz. Bu yüzden hani not alıp fotoğraf çekebilirseniz sizin için çok daha faydalı olacağına inanıyorum. Start dediğim gibi bizim aslında en büyük işveren markası projemiz diyebilirim. Umarım sizlerden de son sınıf öğrencileri olduğunuzu biliyorum çoğunlukta ve bir iş alım programı olarak değerlendirmenizi mutlaka öneririm. Bütün arkadaşlarımız çok memnun olarak ayrılıyorlar veya bizimle devam ediyorlar. Çoğu da zaten bizimle devam ediyor aslında. Start başvurularını kaçırmayın arkadaşlar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalları birazdan vereceğim. Aslında Gözde size ilişkin de siz Türk Telekom'a nasıl girdiniz? Cansel'e de soruyorum aynı soruyu. Yani hangi kanallardan başvuru yaptınız? Nereden aklınıza geldi? Ben kariyer web sitesi, turktelekomkariyer.com.tr, yine onun da adresini zaten koymuştum. Buradaki açık ilanları takip ederseniz ve LinkedIn'de de aynı zamanda paylaşıyoruz ilanlarımızı. Ben başka bir şirkette işveren markasında çalışıyordum. Ama Türk Telekom'un bu anlamda bir açığı olduğunu, bir ihtiyacı olduğunu gördüğümde başvurumu yaptım. Ve aslında benim başvurumu yapmam tam pandeminin başına denk gelmişti. Dolayısıyla hem uzaktan çalışmayı ilk defa deneyimleyecektim, hem de Türk Telekom'da uzaktan çalışmayı ilk defa deneyimleyecektim. Dolayısıyla hani dijital iletişimi aslında bu kadar kuvvetli yapan bir şirket olmasa zaten konumuzu güzel özetlemiş oldu aslında bu konuşma. Bu kadar kolay da bu kadar rahat bir şekilde aday bulup yerleştiremezdi aslında. Dolayısıyla benim sürecim tamamen dijitalleşme ve teknolojiye teşekkür ettiğim bir süreç oldu. Çok da ilintili oldu. İşte alım sürecinde mülakatlar falan dijital ortamda mı oldu? Evet tabii ki. Dijital ortamda gerçekleşti. Ben genel müdür yardımcımızla da orada tanıştım. Kendi yöneticimle de orada tanıştım. İnsan kaynaklarıyla da aynı şekilde. O yüzden hatta şaşırmıştım. Yani ben sürecin pandemi sebebiyle çok daha öteleneceğini düşünmüştüm. Çünkü böyle bir sistem olmadığını düşündüm. Yani uzaktan mülakat yapmak gibi bir şey. Yok, yapıyoruz. Pandemi dolayısıyla biz de o ama, şekilde yaptık. Evet, aynen öyle. Hani başında olmasına rağmen o teknolojik sistemi zaten çoktan kurmuş bizimkiler. Bu şekilde ilerletmiştik sürecimizi. Cansel'e söz verebilirim. Gözde, çok teşekkür ediyoruz. Senin ayrılman gerekiyor sanırım. Çok az daha kaldı aslında hocam. Ben Cansel'e soru yöneltmek Şöyle yapalım. Arkadaşlar sizler soru yöneltmek ister misiniz Gözde Hanım'a? Veya bir katkı sunmak ister misiniz söylenenlerle, konuşulanlarla ilgili? Genelde öğrencilerimizin katılımı biraz az oluyor. Fikir beyan etmek anlamında da bazen.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Gözde. Ben teşekkür ederim. Değerli bilgiler verdin. Özellikle dijital iletişimle ilgili uygulamalarınız konusunda bayağı bir bilgilendik. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Kapatmadan aslında anlatacağım bir iki şey daha vardı ve arkadaşlarımın tamam. yapmasını istediğim bir süreç vardı. Ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. Siber güvenlik alanına ilgi duyan arkadaşlarımız varsa aramızda mühendisler oluyor genelde. Başvuru sürecimiz şu anda devam ediyor. Birazdan vereceğim web sitesinden inceleyebilirler. Aynı zamanda gençlik projelerimiz kapsamında sadece start yok. Gelişim üssü adını verdiğimiz farklı kamplar, projeler gerçekleştiriyoruz. Bunları da yine kariyer web sitemizden inceleyebilirler. Son olarak da şöyle web sitelerimizi göstermiş olayım ben ve yavaştan kapatayım. LinkedIn ve Instagram'ı çok aktif kullanıyoruz arkadaşlar. YouTube'da kariyer playlistinin içerisinde videolarımızı yayınlıyoruz. Ve kariyer web sitemizde aşağıda ortada yazan web sitemiz. Bunları mutlaka takip etmenizi öneriyorum. Herkes fotoğrafını çektiyse çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler tekrar. Görüşmek üzere başka eğitimlerde diye düşünüyorum. İyi günler diliyorum. Başarılar çalışmalarınızda. Biz teşekkür ederiz bizi konuk ettiğiniz için. Çok sağ olun. Herkese ben de başarılar diliyorum. Peki. Ben de ayrıca Cansel, teşekkür ederim. Buyurun. Cansel, eklemek istediğin, yani sürdürmek istediğin bazı konular var mı? Aslında yani sunumla ilgili devam etmeyeceğim. Belki sorunuzla ilgili söyleyebilirim. Ben 2009 senesinde Türk Telekom'a girdim. Evet, evet. O zaman dijital süreç yoktu. Ama sektörde çalışıyordum. Yani yine bir network şirketinde çalışıyordum. Dolayısıyla ben biraz kulaktan kulağa bir pozisyon var Türk Telekom'da. Aslında bütün kanallar çok kıymetli. Arkadaşlarımıza belki nacizane bunu söyleyebilirim. O zamanlar kurumsal pazarlama ekibi daha hiç yoktu. Ankara'da birkaç ekibin olduğu, İstanbul'da yeni kurulacakmış. Türk Telekom'a başvursan mı acaba diye kulağıma gelip, evet, yine aynen söylediği gibi bir başvuru linki üzerinden kariyer sayfasından başvurumu yaptım ve mülakatlar, görüşmeler, bu pozisyon değil, farklı bir pozisyon daha uygun olurlarla devam eden bir süreç yaşandı. Bu anlamda her türlü aslında başvuru araçları veya dediğim gibi her türlü uyanık olmak veya bu sürecin aslında istek, azim, gayret bir şekilde fark ediliyor. Belki de o mülakatlarla ilgili en önemli söyleyeceğim şey bu. Yani o ne kadar istediğinizi, ne kadar inandığınızı yansıtmanız da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi öğrencilerimizle sohbetler esnasında şöyle durumları da gözlüyorum. Belki başlangıçta da konuştuk Cansel seninle. Yani bir umutsuzluk, özellikle hani çok sayıda öğrenci mezun oluyor okullardan, iktisadi dar bilimler fakültelerinden özellikle. Ve bu mezunlar nerede değerlendirilecek, o kadar iş yok diye düşünülüyor. İşte ekonomik koşullar vesaire biriktiğinde bir umutsuzluk içerisindeler. Ben hem Gözde'nin hem senin yani çok heyecanlı bir şekilde çalıştığını fark ettim. Ve özellikle öğrencilerimizin bu umutsuzluğunu giderecek anlamda neler söyleyebilirsiniz? İkinize de soruyorum. Yani ne yapsınlar da bu umutsuzluktan bir silkinsinler, kendilerine gelsinler? Siz daha gençsiniz bizlere göre. Sizin tavsiyeleriniz önemli bence. Ne tavsiye edersiniz? Yani şu son sınıf olan, üçüncü sınıf olan veya mezun olup iş bulamayan arkadaşlarımız var. Neler tavsiye edersiniz? Hocam benim nacizane tavsiyem şu olacak aslında. Benim de üniversite 2'ye giden bir erkek kardeşim var. Aynı şeyleri ona da çok söylüyorum. Bence kesinlikle sadece bir bölüm bitirmek değil üniversite okumak. Sosyal olmak, farklı networklere erişim sağlayabilmek. Yani bu bir öğrenci kulübünde çalışmak, görev almak da olabilir. Bu bir gönüllülük yapmak da olabilir. Staj bulmak da olabilir. Hobisinin peşinden gitmek de olabilir aslında. Örneğin hani yelken yapıyorsa yelken kulübündekilerle tanışacak. Hocalarıyla tanışacak. Ve orada bambaşka kapılar açacak ona aslında. Ve kendine farklı yetkinlikler katmış olacak. Çünkü sadece üniversite bitirmek
yeterli değildi. Artık hiç yeterli değil. Bence hani Z kuşağının işinin ben daha zor olduğunu düşünüyorum. Rekabet faktörü sebebiyle ve ellerinin altında inanılmaz bir teknoloji olması sebebiyle. Yani şu anda sadece YouTube'da videolar çekip yayınlayan milyonlara ulaşan yaşıtları var. Ve bunları görüp çok demoralize oluyorlar. Aynısı kardeşimde var çünkü. Oradan biliyorum. Ama hani bu şu demek değil. Yani herkesin yetkinlikleri bambaşka. Herkesin yolu bambaşka. Çalıştıkları zaman, kendilerine yatırım yaptıkları zaman, çok okudukları, çok dinledikleri zaman ve fikir ürettikleri zaman, biraz da aslında dijital iletişim diyoruz, evet çok önemli ama dijitalin maalesef bence yıktığı da çok şey var. Bu oyunlara, sosyal medyaya çok fazla kapıldıklarını ben düşünüyorum ve gözlemliyorum nacizane. Dolayısıyla biraz kendi yollarını çizmek noktasında ben kimim, ne yapıyorum ve ne istiyorum? Üniversitemi en verimli şekilde nasıl geçirebilirim? Ve son seneye geldiğimde de artık biraz evet iş kovalamaya başlayayım. Çünkü rekabet kızışacak farkındalığında olabilmelerini tavsiye ederim. Umarım ve ben eminim de buradaki arkadaşlar eğer bu saatte bize böyle uzun uzun anlattık biz Cansel'le dinledilerse bence zaten kendilerine bir şey katmak isteyen insanlar şu an aramızda. Herkesin de yolu açık olsun demek istiyorum. Herkese başarılar evet, diliyorum. Aslında şöyle düşünüyorum yani bazı şeyler tamam ilerleyen yaşlarda da edinilebilir belki ama bazı beceriler, yetkinlikler ama gençken daha bir dinamik oluyorsunuz. Yani daha hevesli olmanız söz konusu oluyor. Yaş ilerledikçe hani bir yılgınlık, bir çok hareket etmeyeyim, hani şu statik durum benim için iyi gibi düşünceler hakim gelebiliyor. Yani ben de o hakim değil ama genelde gözlemlediğimde öyle bir hakimiyet söz konusu. Aslında hani bu gençliğin dinamizmini iyi değerlendirmeleri çok önemli. Ve hobi edinmeleri çok önemli. Yani o yaşlar hobi edinmek için çok önemli yaşlar. Ne bileyim bir gitar çalmak, bir piyano çalmak, bir dansı öğrenmek, kitap okumak, tiyatroya gitmek bunların hepsi bakış açımızı değiştiriyor. Kesinlikle. Yani üniversiteden mezun olmak hiçbir şey yeterli değil şu anda. Mülakatlarda bile soruluyor bu arada. Yani evet. CV'nizi ekleyebiliyorsunuz artık yapmış olduğunuz bir takım etkinlikleri, hobileri. Evet Cansel senden de isteyeyim öneri. Evet. Hocam şeyi düşünüyordum ben de bir yandan. Hep bütün söylediklerinize tamamen katılıyorum. Bununla birlikte o duygusal durum, içinde bulunduğumuz o duygusal durum bir çukur gibi. O çukura bir girdim mi daha da aşağıya doğru gidiyoruz. Aynen. Evet. Dolayısıyla belki buna çok dikkat etmeleri gerekir. Hatta yapılan bir araştırmaya göre düşük frekanslı oluyor. Ya frekanslarla da ilişkilendirilmişler. İşte üzüntü, keder, pişmanlık, öfke bunlar çok düşük frekanslı. Şöyle düşünün. Çevremizde böyle en basit haliyle çevremizde böyle birisi olduğu zaman şey oluyoruz bile yani rahatsızlık duyuyoruz bir süre sonra ya tamam deyip oradan uzaklaşmak. Yani bizi de aşağıya çekiyor. Kesinlikle böyle. Bunu iş görüşmeleri dahil yaşamlarının her sürecinde kulaklarını küpe yapıp yani eğer nacizane tabii ki. Ya bunu biraz dikkat etmek seçtiğimiz arkadaşlarımız seçtiğimiz çevrelerde dahi buna dikkat ederek. Yol almak çok kıymetli. Sizlerin de söylediği gibi network çok önemli ama bu network'te nasıl durduğun da önemli. Yani network'ün içerisinde sen aynen. Kendini bir yandan da sunuyorsun ki kulaktan dediğin gibi götürebilirsin. Kendini kötü de lanse edebilirsin. Evet. Ve bu arada hani şu an içimizde bulunduğumuz durum sıkıntılı zor olabilir ama şunu hiç unutmayın. Herkesin harika bir potansiyeli var. Bazen gizlidir o. Yani böyle çok aralarda kalır çünkü yetiştirilme tarzımız onu gizlemeye doğru böyle bir yol göstermiştir ama var iyi olduğumuz, şefkatli olduğumuz, güzel olduğumuz, çalışkan olduğumuz, başarılı olduğumuz alanlar var. Kendimize bunu hatırlatmak çok önemli. Biz hatırlayalım ki başkaları da bizi gördüğünde onları hatırlayabilsin ve o zincir bir şekilde ihtiyacımız doğrultusunda geri dönsün bize belki de. Aslında gençlerin tabii bilgiye ihtiyacı var ama her şeyden önce şu motivasyona ihtiyacı var. Ben derslerimde öncelikle bu motivasyonu kazandırmaya çalışıyorum ama bayağı bir aşağıya düşmüş durumda görüyorum pek çok öğrencimizi. İnşallah çıkartmak mümkün olur bir şekilde. Yani gençlik genelde kötü hisler içerisinde
bu enerjiyi değerlendiremiyor, gençlik enerjisini. Bunu ortaya çıkarmak ve daha yükseltmek lazım aslında. Negatif yayınları mutlu. Evet, bilmek önemli bu arada. Yani bir şeyler ters gidiyorsa bundan haberdar olmak elbette ki önemli. Ama sadece bununla beslenmek insan ruhuna iyi gelmiyor. Dolayısıyla verdiğiniz örneklerde olduğu gibi nasıl daha üretken, nasıl daha pozitif olabilirimin şeyinde olsunlar, telaşında olsunlar. Bence bu kıymetli bir yandan da. Deneyimlerden faydalanmaları, farklı deneyimleri duymaları, izlemeleri, görmeleri mutlaka katkı sağlayacaktır. Ben startlara eğitim veriyorum. Sizinle de konuşmuştuk onu. Çok da azimli, çok da böyle bir tarafları, evet, bir taraf aşağı çeken bir taraf var, doğru. Ama bununla birlikte enerjileri çok yüksek. Gençliğin verdiği harika bir enerji var. Merak duygusu yüksek. Öyle ya da böyle, yani bir şeyler acaba çok çabuk hızlı kapıyorlar bu arada. Bizim belki çok uzun zamanda yol aldığımız bir konuyu hızla dönüştürebiliyorlar. Bunları da fark etsinler. Ne olur bunları da unutmayın. Bunlar sizde zaten var. Var olanı açığa çıkarmak yani aslında. Zaten var ama biraz daha hatırlayalım, biraz daha parlatalım. İlgilenelim kendi iç dünyamızdaki o cevherle. Ben 2009 senesinde Türk Telekom'a girdim. O zaman da ekonomik bir kriz vardı. Yani hatta bayağı sallamıştı. Herkes böyle bir dönemde işten çıkılır mı falan. Ben önce kafaya tabii planlamıştım. Yani birkaç ay içerisinde ben buradaki sürecimi tamamlıyorum diye düşünürken bu fırsatı duydum ve üzerine gittim. O yüzden evet, bir şeyler zor olabilir. Ama yine de var yani. Hani eğer kendimizi ortaya koyabilirsek, o azmi, o inancı gösterebilirsek, o gayreti gösterirsek bir şeyler de mutlaka karşılık bulacaktır. Buna inanıyorum. Hatta bence, bölüyorum Cansel, ama bu negatif durum aslında bu yetkinliklerini ortaya koymak noktasında daha bile bence pozitife çevrilebilir onlar için. Çünkü şöyle düşünebilirler. Her şey zaten çok kötü. Ve hani çok kötü hissediyorsam, çok negatif hissediyorsam ben ekstra bir şeyler yapmalıyım ki bu negatif durumların içerisinden çok daha sağlam çıkabilmeliyim. Eskisi gibi belki hani çok daha işte hobilerimle ilgileniyorsam, çok daha hedonist biriysem aslında şu anda kendime daha fazla yatırım yapma vakti diye de düşünüp aslında pozitife çevirebilirler bu kadar negatif durumları. Bunu pandemi için de söylüyorum. Hani pandemi döneminde, evet, senin de dediğin gibi. Evet, en önemli gerekçe olarak da pandemiyi gösteriyorlar. Haklısın. Evet, yani pandemi döneminde hepimiz kapılmışızdır bence 7'den 70'e bu duruma. Yani herkes için, atıyorum hani emeklidir babanız, o da demiştir ki ben artık bundan sonra hayatımı yaşayacağım, çalışmayacağım. Hop, her yer kapandı. Yani onun için de çok kötü bir deneyim aslında. Sadece üniversiteye gidememek veya iş bulamamak, hani bunlar negatif değil. Negatif düşünecek olursak her şey çok negatif gelecek. O yüzden hani iyi düşünerek, kendi yolumuzu açmaya çalışarak bence o şekilde kurtulabiliriz böyle durumlardan. Ve benim çok sevdiğim bir laf var, onu da ben söylemek istiyorum. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır diye bir laf. Bunu çok seviyorum gerçekten. Çünkü hani her şeyin içerisinde bir parıltı yakalayabilirsiniz. O yüzden de hiçbir şekilde ne pandemi, ne Cansel'in bahsettiği kriz. O krizde girmiş, ben de pandemide girdim buraya. Yani o yüzden hani hiçbir şekilde engel değil bazı şeyler. Kendinize inanın. Demin söylediğimiz hobilerin çok önemli etkisi oluyor. Yani bir enstrüman çalmak, bir müzik dinlemek, efendim resim yapmak o kadar rahatlatıyor, o kadar olumlu hale getiriyor ki insana. Ben özellikle bunları tavsiye ediyorum. Çok şanslılar ki sizin gibi de bir hocaları var aynı zamanda. Ay, çok teşekkürler. Ben de ilk kez konuşmamıza rağmen sizlerden çok pozitif enerji aldım açıkçası. Ve çok güzel bilgiler, çok yararlı bilgiler sundunuz arkadaşlarımıza. Başka, evet, Güler Utku çok teşekkür ederiz diyor öğrencimiz. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar, sorularınız da olabilir. Yani son konuştuğumuz konulara ilişkin görüşleriniz de olabilir. Kapatacağız birazdan. Son olarak duygularınız, düşünceleriniz, eğitimde verilen konularla ilgili görüşleriniz almak isteriz. Var mı? Sanırım yok. Teşekkür ettiler ama memnun kaldıklarını düşünüyorum. Bir de sınav endişesi var bu ara. Bir sınav haftası geçiriyoruz. Haklı olarak belki yarın sınavları var. Mete, Arzu teşekkür ediyorlar.
Umarım biraz o stresten arındırabilmişizdir onları. Evet, pozitif enerjinizi arıttınız diye düşünüyorum. Hocam peki, burada olmayabilir. Belki sonradan akıllarına bir soru gelebilir. Mutlaka evet, bizimle irtibatta olsunlar. Seve seve destek olur veya hani aklınıza gelen bir bilgi, bir fikir varsa onlarla paylaşırız. Bu da bize zevk verir. Bunu da eklemek istedim. LinkedIn'den de takip edebilirler. Yasin yazıyor. Çok teşekkürler bu güzel ve faydalı bilgiler için diyor. Evet, amacına ulaştı diye düşünüyorum eğitim. Başka katkınız olacak mı veya eklemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Sadece aklıma sürekli gelen bir şey var. Bu bahsettiğiniz konuyla ilgili. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Bir eğitimde konuşuyorduk. Evrensel yasalardan hayatın döngüleri var aslında. Bazen darlık, yaş aldıkça da fark ediyoruz. Hocam siz benden birlikte konuştuğumuz konular arasındaydı. Bazen darlık dönemlerinden geçiyoruz. Böyle 7 yıl, 9 yıl, böyle uzun zamanlardan bahsediyorum. Az zamanlardan da değil. Bu darlık dönemlerinde insan hem dışarıdaki olaylardan sıkışır, hem aklı, duyguları, sağlığı, fiziksel olarak zorlanabiliriz. Bu tuhaf bir şey. Yani hayatın içerisinde olan bir şeyden bahsediyorum. Bazen de boğuluk dönemi gelir. Fırsatlar, insanlar, çevreler, arkadaşlar, sizin enerjiniz bile başkadır. Sağlığınız, fiziksel sağlığınız. Döngüleri bilmek, yani döngüler var hayatta. Bazen gün içerisinde bile, bazen iyiyiz, bazen daha darlık içerisindeyiz. Bir büyüğümle konuşurken şey demişti, darlık döneminde sabretmeyi hatırla ve bil ki sonu var. Yani bugün canım sıkkınsa bile bil ki yarın böyle olmayabilirim, yani bu benim devam edecek diye bir şey değil. Bolluk dönemlerinde de dedi Cansel, mutlaka biriktir. Yani eş biriktir, arkadaş biriktir, iş biriktir, üret, bir şeyler yap. Hazır yapabiliyorken yap ki darlık dönemindeki o geçiş döneminde daha kolaylıkla atlatabilesin der. Bunu da eklemek istedim. O büyüğümü de anayım istedim. Çok güzeldi. Peki arkadaşlar, ben çok teşekkür ediyorum. Sizlerle tanışmak da çok güzel oldu Cansel ve sevgili Gözde. Bizim için de öyle. İlerleyen zamanda belki tekrar sizlerin deneyimlerinden yararlanırız. Ben ayrıca Sürekli Eğitim Merkezi Müdürümüz Targın Hocamıza teşekkür ediyorum. Bizi yüreklendiriyor değişik sertifika programları konusunda. Ve dekanımız Gonca Hocamıza teşekkür ediyorum. İkisi de gerçekten pek çok konuda değişik aktiviteler yapmak istiyorlar öğrencilerimiz için ve bizlerin de katılımıyla olacak. Ben ikisine de teşekkür etmek istiyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Katılımcılara da başarılar diliyorum bundan sonraki yaşamlarında. Evet, her şey gönlünüzce olsun. Hem sizlerin hem öğrencilerimizin. Görüşmek üzere. Burada kapatıyoruz. Çok teşekkürler hocam. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Herkese de başarılar diliyorum. Çok sevgiler hocam size. Çok selamlar. Güler, ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.